Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sesim normal geliyor mu acaba? Güzel. Şimdi sabah çok değerli konuşmacılar önemli noktalara değindiler. Daha şimdiden bir kuşak ve yol projesi konusunda zannediyorum ki katılımcılar son derece bilgilendi. Ancak biz bu bilgileri yeterli bulmuyoruz, biraz daha derinleştireceğiz. Dört konuşmacımızla birlikte daha derinlemesine ineceğiz ama ben kısaca bir iki noktayı vurgulamak istiyorum bu proje ya da girişimle ilgili olarak. Ve söyleyeceklerim de önemli ölçüde Sayın Bakan'ın söyledikleriyle, vurguladıklarıyla örtüşüyor. Şimdi kuşak ve yol girişimi, inisiyatifi, projesi artık daha çok girişim tercih ediliyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 40 yıl önce başlattığı reform ve dışa açılma sürecinin önemli ve yeni bir aşaması. Nihai aşaması değil ama önemli ve yeni bir aşama. Bu aşamanın temellerini ben 2000'li yıllarda görüyorum, yakın dönem için. Daha geçmişte Sayın Öğütçü ilişkilendirecek, bize anlatacak. Şimdi 2000'li yıllarda ne oldu? Çin iki yeni politika belirledi. Bir, küresel ol, küresel olana yönel, küresel rekabet edin, go global. Buradaki amaç Çin sermayesini, Çin şirketlerini yurt dışına yöneltmek, yatırıma yöneltmek, satın almalara yöneltmek. Bu amaçla çok ciddi politikalar uygulamaya konuldu. İkincisi, bunun bir de bilimsel ayağı var. Biz daha çok tabii burada iş dünyası var. Ticaretle, ithalat ve ihracatla ilgiliyiz. İkincisi, Çin üniversiteler içinde 100 tane dünya çapında araştırmacı, işte şu kadar dünya çapında rekabet edebilecek üniversite hedefini somut olarak belirledi. İkinci önemli politika yine 2000'li yıllarda Çin'in kalkınma modelini yeni bir formata dökmesi. Bilimsel kalkınma ya da kalkınmaya bilimsel yaklaşım. Ben bunu çok önemsiyorum. Onun için vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Nedir bu yaklaşım? Bugünkü Çin'i de anlamamız açısından çok önemli. Bilimsel kalkınma Çin'in insan gücünde, insan gücünün niteliğinde ve üretiminde köklü bir değişimi öngörüyor. Yani Çin artık ucuz emeğe, düşük teknolojiye, çevreyi tahrip eden bir üretime değil, nitelikli iş gücüne, yüksek katma değeri, yüksek teknolojiye, çevreyi de koruyan ve gözeten bir üretim modelini hedefledi. Yani amaç emek yoğun üretimden, düşük katma değerli üretimden, sermaye yoğun, teknoloji yoğun ve yüksek teknolojiye dayalı üretime geçmek. Şimdi bu gelişmelerden sonra 2013 yılında Xi Jinping tarafından kuşak ve yol girişiminin ilan edilmesi önemli. Aradan 5 yıl geçti, önemli adımlar atıldı. Başlangıçta kuşkuyla karşılayanlar çok oldu. Ya bu kadar büyük bir projenin altından kalkılabilir mi? Çin ne yapmak istiyor? Bir tür Marshall planı gibi. Ben bu tartışmalara girmeyeceğim, diğer konuşmacılarımız girecek ama ikinci olarak söyleyeceğim benim kuşak yol girişiminin yeni bir küreselleşme girişimi olduğudur. Evet, Anglo-Sakson dünyası artık küreselleşme bizim çıkarlarımıza işlemiyor. Hadi bundan vazgeçelim, daha korumacı politikalara
yönelirim şeklinde bir tutum içerisinde. Buna karşı Çin, hayır diyor, küreselleşme iyi, devam edelim. Yani korumacılık ticaret açısından iyi değil. Ama bu küreselleşme, yeni küreselleşme farklı bir küreselleşme. Çin usulü küreselleşme. Globalizm bir Chinese karakteristik. Dolayısıyla bu küreselleşme neyi öngörüyor? İşte arkadaşlarımıza anlatacak politikaların eşitlendiği, standartların, teknik yapıların uyumlaştırıldığı, ticaret engellerinin kaldırıldığı, finansal bütünlüğün sağlandığı ve önemli bir noktada kültürel desteğin, kamuoyu desteğinin sağlandığı bir bütünleşik pazar diyorum ben buna. Bir bütünleşik pazar yaratmak. Ve bu pazarda yalnızca kuşak boyu ülkeleriyle sınırlı olmayacak. Çin kapılarını diğer şeylere de açıyor. Şimdi bir başka önemli nokta bu şeyle ilgili olarak, kuşak yolla ilgili olarak, demin Sayın Kovbaşı 2017'deki geçen yılki birinci uluslararası kuşak yol forumuna değindi. Bu forum çok önemli çünkü bu projenin, bu girişimin uluslararası bir meşruiyetinin, bir kabulünün göstergesi açısından önemli. Çok sayıda devlet başkanı katıldı bu toplantıya ama aynı zamanda şu an mevcut kapitalist sistemin temel kurumları, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların temsilcileri, Birleşmiş Milletler'in temsilcileri de, genel sekreterleri de bu toplantıya katıldı. Bu çok önemli. İkincisi, yeni bir küreselleşme dedim bu kuşak yol projesi için ama bundan daha öte bir şey. Bu proje 21. yüzyılda değişen dengeler açısından, daha da değişecek dengeler açısından önemli bir proje. Sayın Bakan bir sarsıntıdan söz etti, dünyanın merkezi dedi kayıyor, batıdan doğuya doğru kayıyor. Bu yalnızca iktisadi açıdan değil, başka açılardan da bir güç değişimi, yeni bir düzen, elbette bugünden bugüne hemen ya da yarına kurulmak uzun bir süreç alacak. Ama bu projeyle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti mevcut uluslararası düzenin 1945 sonrasında temel olarak Batı eksenli, Batı'nın hamuruyla yoğrulan uluslararası düzene artık itiraz ediyor. Ama çok mutedil bir dille itiraz ediyor ve diyor ki bizim artık yeni bir uluslararası düzene ihtiyacımız var. Nasıl bir düzen? Bir defa kazan kazana dayanacak. Herkes kazanacak. İkincisi, bir başka ülke bir diğer ülkeye bunu böyle yapmalısın, bunu böyle etmelisin şeklinde akıl vermeye kalkışmayacak. Herkes kendi kültürüne, sınırlarına, toprak bütünlüğüne, temel kaygılarına, efendim çıkarlarına saygı duyacak. Yani daha eşitçi, barış içerisinde birlikte yaşama ilkelerine dayanan, ki bu Bandung Konferansı'nın temel ilkelerindendir, bir dünya düzeni vaat ediyor Çin Halk Cumhuriyeti. Bununla da yetinmiyor. Yeni bir uluslararası düzenin bilimsel bilgisinin inşasına da talip oluyor. Yani uluslararası ilişkiler disiplini yeni baştan kurulmalıdır diyor. Ve o çerçevede, o disiplinde kurulurken Çin'in kendi tarihsel geçmişine ve temel bir takım geleneksel kavramlarına atıfta bulunuyor. Ve Çin yeni bir süper güç olacak mı, egemen bir güç, sömürgeci güç olacak mı tartışmalarına da ben egemen, yani baskın bir güç olmayacağım, herkese kendi eşitim gibi davranacağım mesajı veriyor. O açıdan bugün tartışacağımız bir kuşak ve bir yol projesinin ya da girişiminin böyle bir önemi var. Bu iki noktayı ben dikkatlerinize, biraz da zamanımı sanıyorum ki fazla kullanarak
panel başkanlığı şeyimi Türkiye'de kullanmak istemem. Dikkatlerinize sunmak istedim. Şimdi ama asıl detayları bu toplantı için bazıları yurt dışından gelen dört değerli konuşmacımızla tartışacağız. Ben kendilerini davet etmek istiyorum buraya. Londra'dan gelen Sayın Mehmet Öğütçü, buyurunuz efendim. Pekin'den bu toplantı için gelen Sayın Umut Ergünsu. İstanbul'dan gelmekle birlikte, İstanbul'dan bize katılmakla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'nden ICBC Bank Türkiye Genel Müdürü Sayın Gao Xianyan. Ve son konuşmacımızda Ankara'dan katılan emekli büyükelçi Sayın Koray Targa. Şimdi efendim çok kısaca panel programını size açıklamak istiyorum. Aslında bize 1,5 saatlik bir zaman ayrılmıştı. Ama biraz bir 5-10 dakika geç başladık. Sanıyorum ki uzatabiliriz. Biz bu 1,5 saatimizi yine kullanacağız. İlk oturumda 4 konuşmacımıza ben 20'şer dakikalık bir süre vereceğim. Kendilerini dinledikten sonra soru cevaplar için ayrı bir session'ımız olacak. Soru cevapları tek tek soru cevap şeklinde değil. Önce soruları bir toplayacağız, bir hasat yapacağız. Ondan sonra da yine ben konuşmacılara sırayla yanıtlamaları için süre vereceğim. Şimdiden yine de hatırlatırım ama soru soracak konuklarımızın kendini tanıtması ve sorusunu hangi konuşmacımıza yöneltmesini rica ediyorum. Şimdi şöyle bir konu dağılımı yaptık. İlk konuşmacımız Sayın Mehmet Öğütçü olacak. Mehmet Bey tabii Asya, Çin, enerji politikaları, jeopolitik denildiği zaman uluslararası alanda ilk akla gelen isimlerden birisi. Çok deneyimli bir uzmanımız, diplomasiden uluslararası örgütlerdeki yöneticiliğe kadar. Ama Mehmet Bey'in bu toplantı, bu konu açısından önemini ben ayrıca vurgulamak istedim ki o da henüz Türkiye daha Çin'in önemini daha tam olarak kavrayamadığı dönemlerde burada bir şeyler oluyor. Asya'da bir şeyler oluyor, Çin'de bir şeyler oluyor. Bakın, inceleyin şeklinde kitaplarıyla, makaleleriyle, yayınlarıyla sürekli bizi uyarmış olması. Sayın Öğütçü bize bir kuşak ve bir yol projesine gelen süreç, bu sürece nasıl gelindi, o konu üzerinde bir tarihsel tur yapacak. Akabinde de Batı dünyası bu projeye, bu girişime nasıl bakıyor ve bu girişim çerçevesinde Türkiye'ye nasıl bakıyor, o konuda değerli görüşlerini bizimle paylaşacak. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Fesat Uzmanları Vakfı'nın ki ortadan kaldırıldıktan sonra pek ismi duyulmuyordu ama bu toplantı vesilesiyle hala ayakta ve dimdik olduğunu görmek çok sevindirici. Böylesi önemli bir konuya sahiplenmiş olması sadece ülke gündemine değil aynı zamanda dünyada olup bitenlere yoğun ilgisini de gösteriyor. Bu açıdan tekrar Esad Uzmanları Vakfı'nı, onun yöneticilerini candan tebrik ediyorum. Sanırım yaklaşık 3 saatiniz var.
bana verilen. Bu 3 saat zarfında kolumu kötüye kullanıyorum. Sürenizi 15 dakikaya birazdan indireceğim. 5 dakikanın içinde uyarırsanız çok sevinirim. Çünkü konu o kadar geniş ki biraz gazete manşetleri şeklinde sunmaya çalışacağım. Benden önceki konuşmalar aslında çok çarpıcıydı. Manzarayı net bir şekilde ortaya koydu. Elden geldiğince tekrar arkadaşlar birkaç hususu vurgulamak istiyorum. Çin ile ilk defa ben 1988'de tanıştım. Ondan önce de tabii Edgar Snow'un Çin Uyanırsa ve Çin üzerindeki Kızılyıldız kitapları, Napolyon'un meşhur sözü bırakıp uyusun uyanırsa dünyanın başına bela açar. Bunları hepimiz yakından biliyorduk. Ama gitmeden önce Çin'e kafamızdaki imaj şuydu. Çıplak ayaklı doktorlar, gülen yüzlü köylü sosyalizmi, Bruce Lee, Mao Zedong, Deng Xiaoping 1978'e itibaren ve benzeri imajlar. Bir de kilisette ben Pekin'de görev yaparken her gelen Türkiye'ye de sorardı bana. Ya kuzum, yanınızda da Çinler var tabii. Bu Çin setleri siz kime karşı yaptınız? Cevabını bilen bir havada. Onlar da işte barbarlara karşı yağmalamadan kurtulalım diye anlatırlardı. Dolayısıyla kafamızdaki Çin imajı o dönemde bayağı şeydi. Standart, stereotip bir Çin imajıydı. Oysa bugün gençlere bir sorun, genç kuşağa Çin deyince aklınıza ne geliyor diye ben zaman zaman bunu yapıyorum. Söyledikleri şeyler çok daha farklı. Çinli markalar artık böyle çıkmaya başladı. Alibaba'yı bilmeyen yok. Xi Jinping dünyada en popüler, kendi ülkesinde de öyle, liderlerden bir tanesi. Xi Jinping'in eşi son derece sempatik, sürekli gözler önünde. Sunucu Murat Kovbaş'ı bahsetti. Çinli general ve onun stratejileri ta milattan önce 450 yılına kadar uzanan hala bize ilham veriyor. Ve sanatçıları, güzel sanatları, teknolojide özellikle almış oldukları yeni firmalar Amerika'dan, Avrupa'dan, Latin Amerika'dan Çin'i hayır, buzdolabı, çamaşır makinesi, herkesin dilinde, çiftler mobile. Dolayısıyla yeni nesil Çin'i farklı görmeye başladı bizim gördüğümüzden. O eskinin tek tip mağa kıyafetli Çinlere gitti, son derece farklı bir. Bir de Çin'i tabii ucuz emekle, ucuz girdilerle, düşük üretim maliyetiyle, düşük kalitede mal üreten bir ülke olarak da görürdük. O da hızla değişmeye başladı bugün dünyada. Gayri safi milli hasılasının neredeyse %3,5'unu araştırma geliştirmeye, teknolojiye harcayan bir ülkeyle karşı karşıyayız. Bu OECD ortalamasının, yıllarca çalıştığım kuruluştaki ortalamanın oldukça üzerinde. Gittiğiniz zaman görüyorsunuz zaten, uzay teknolojisinde, güvenlik sistemlerinde, insan kromozomları, genleri konusundaki araştırmalarda Çinli firmaların önde olduğunu, hatta elektrikli araçlarda yine Murat bahsetti, dünya lideri olduğu, Tesla'yı çoktan geride bıraktı ve önümüzdeki dönemde hem yenilenebilir enerjide, rüzgarda, güneşte, hem de elektrikli araçlarda devrimin, teknolojik devrimin maliyetleri aşağı çeken Çin'den geldiğini görüyoruz. Çin'in gelişmişlik düzeyi de aslında bize şunu gösteriyor ki, ortada bir tane Çin yok. O haritada onu gösteriyor. Çok Çin var. Yani Guangzhou'yla Fujian eyaletini, Hainan adasını alıp Tibet'le, Sichuan'la, Harbin'le falan kıyaslayamazsınız. Her biri hem gelir düzeyi açısından, hem gelişmişlik olarak, hem de kültürel yaklaşım açısından birbirinden son derece farklı. Shanghai'de konuşulan ya da Guangzhou'da konuşulan diyaletle Pekin'de konuşulan Mandarin arasında çok ciddi fark var. Yazılı dil olmasa birbiriyle anlaşamayacaklardı. Bizde ise yine vurgulamak istiyorum. Ben Çin'de görevli olduğumuz dönemde ısrarla acaba nasıl uzun vadeli
sabırlı bir yaklaşımda Çin'de nasıl mevcudiyet kurabiliriz? Bunun için neler yapılabilir? Şirketler, hükümet, akademiye çok konuştuk ettik. Bugüne geldiğinde arkadaşlara da söylüyorum, yüzler değişti, rakamlar değişti ama dosya değişmedi. Üç aşağı beş yukarı hala aynı dosya üzerinden çalışıyoruz Çin konusunda. Çok şey yapıldı, bunu inkar etmemek lazım. Mehmet Şimşek de anlattı yapılanları ama bunların çoğu kağıt üzerinde ve retorik düzeyde kaldı. Çin çok çok sabırlı bir çalışma gerektiren bir ülke. Gelip geçici bir vaka değil. Ve Çin'i sadece bugünüyle görmeyin. Biraz geriye gideceğim. 2,5 saatin bir kısmını onda kullanacağım. Biliyorsunuz Sun Hanedanı döneminde dünya nüfusu 310 milyon civarındaydı. Çin nüfusu da son 100 milyondu. 2000'li yılların gerisi, 1000'li yılların ortalarına doğru geldiğimiz zaman Çin'in silahlı kuvvetleri yaklaşık 1 milyon 250 milyon kişiydi. 250 bin kişiydi. Bugün de 120 milyar dolar harcıyorlar askeri harcamalarla. Ve matbaayı Gutenberg'den 400 yıl önce getirdi Çin. Kağıtta, demir dökümde. Yani teknolojik birikimi, insan sermayesi bugünün işi değil. O dönemde Çin dünyanın ekonomik süper gücüydü. Onun için Çin bugün yükselmiyor. Yeni ekonomik süper güç haline gelmiyor. Çin öyleydi zaten. Aşağı yukarı 19. yüzyıl başına kadar. Biz o işte o kadar çalışma yapmıştık. Şimdi Çin tekrar dünyadaki ağırlık merkezinin değişmesiyle birlikte yeni bir evrime doğru geçiyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın, rekorlar hep Çin'de. Sadece dünya rekorusu değil. Yani her aramızdaki 5 kişiden birisinin Çin'de olması gerekiyor bu hesaba göre. 1.4 milyar. İnşaat sektöründe bir numara, biz ikinciyiz. Karbondioksit emisyonlarında iklim değişikliğine yol açan yine dünyanın bir numarası. Dünyanın enerji ekonomisinde ikinci sırada. İthalat, enerjide petrol ithalatı 2035'e kadar böyle giderse yaklaşık 13 milyon varil olacak. Suudi Arabistan'ın üretiminden bile daha fazla. Bunun bölgede ve dünya enerji piyasalarında yaratacağı çarpılmayı düşünün. Aynı zamanda kendisi için ciddi tehdit gördüğü Amerikan 7. filosuna rakip olacak, derin sularda dolaşabilecek Blue Navy dedikleri mavi donanmayı inşa etmeye başladı. Şu anda uçak gemisi yok. Amerikalıların 17 tane var. Çin'de bir tane var. Onu artırma yolunu. Ruslarla birlikte yeni savaş uçakları geliştirmeye çalışıyorlar. Ama Çin bunları yaparken kimsenin gözüne sokmadan, hatta Çin'deki toplantılarında ben işte yeni ekonomik süper güç falan dediğim zaman biraz kaygıyla karşılaşıyorlar. Yapmayın diyorlar bir süre geçiyor. Yani öyle değil. Bizde hala yoksulluk sınırının altında yaşayan çok insan var. Daha çok yolumuz var. Mütevazi bir yaklaşım. 2050'ye dönük çok uzun erimli, sürekli gözden geçirilen, bizdeki türden planlar değil 2023 vizyonu gibi bir stratejik anlayışı var. Sabırla uygulanan. Ve bunu barışçıl yükseliş dediği, yani komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olan, mümkün olduğu kadar içeride de istikrarı, sosyal istikrarı özellikle koruyan bir yaklaşımla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bunları bilirsek eğer, Çin'in bundan 5 yıl önce Xi Jinping'in liderliğinde, ki Xi Jinping öyle görünüyor ki şu anda dünyadaki en etkin, en popüler uluslararası lider. Bu zor bir şey değil herhalde. Trump'ların olduğu bir dünyada Xi Jinping gibi parti içinde yetişmiş, bu çalışma kamplarında babasıyla birlikte eziyet çekmiş, uzun boylu, yakışıklı, en alt düzeyden başkan yardımcından sonra başkanlığa gelmiş, yakın dönemde de başkanlık için sınırı kaldırmış, süre sınırını, ülke içinde sevilen, dışarıda saygı duyulan bir lider. Onun için bu Çinliler açısından çok büyük bir şans. Ve bu proje, biraz önce sonra detaylı bir şekilde tartışacağımız proje, onun vizyonunun bir parçası. Bundan 2-3 ay önce Fujian eyaletindeydim. Fuji kentinde, başkentinde. Dediler ki, Xi Jinping burada 17 yıl belediye başkanlığı yaptı, parti komiserliği yaptı. Kentin halini göreceksiniz, ne haline getirdiğini. Hala da büyük kıyak geçiyor tabii bu görev yaptığı kentte. Çin sermayesinin önemli bir kısmı bu. Eyalette özel sermayesinin önemli bir kısmı bu eyalette yoğunlaşmış vaziyette.
Şimdi Çin'in büyüklüklerine bakarken bir de şunu görmek lazım. Panelimizde de değerli bir konuşmacı var ICBC'den. Amerikan ekonomisi mi büyük, Çin ekonomisi mi büyük, satılma gücü paritesine kadar böyledir, nominal böyledir konuşuluyor ama şurası bir gerçek ki mevcut gidişte Çin'de çok büyük bir felaket yaşanmazsa Amerika, Çin'in önünde almak için bir takım önlemler geliştiriyor, sorunuzu anlatırız bunları da. Öne alınmazsa, ciddi bir iç istikrarsızlık, bölünme yaşanmazsa bu Goldman Sachs'ın 2045'e kadar dediği süreç çok daha kısalacak ve önümüzdeki dönemde Amerika'nın önüne geçecek. Şimdi bundan hiç kuşkuya yer yok. Tabii kişi başına gayri safi milli hasıl olarak hala kat edeceği çok büyük bir mesafe var. Ama büyüklük olarak Çin dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda. Hatta bugün Çin'in çok etkin olduğu Hong Kong ve Tayvan'a da katarsanız Greater China Region diye de tanımlanıyor bu. Fiilen dünyanın en büyük gücü. Bir de Çinli, deniz aşırı Çinlilerin yaşadığı, kayman tabakayı oluşturduğu Tayland'ı, Malezya'yı, Endonezya'yı katıl bu işin içine. Çin zaten şu anda hükümran bir güç hem o bölgede hem dünyada, ekonomik bakımda. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Finans sadece jeopolitik, enerji, değerler sistemi, öyle artık Karl Marx'lar falan değil, Deng Xiaoping'ler ve Xi Jinping'in geliştirdiği yeni yaklaşımlar, değerler öne çıkmaya başlıyor. Bunun yanı sıra finansal düzende de muazzam bir kayış var. Benim Londra'daki, New York'taki arkadaşlarım yatırım bankacılığında çalışanlar kendilerine yeni iş arıyorlar. Kimisi restoran işine giriyor, kimisi iç dekorasyona giriyorlar. Çünkü para artık batıda değil. Önemli bir kısmı daha önce Mehmet Şimşek'in de söylediği gibi hem körfez bölgelerinde petrol gelirlerinden dolayı hem de ihracat fazlasından dolayı Singapur'da, Japonya'da, Çin'de, Kore'de. Dünyadaki 10 büyük bankayı sıraladığınız zaman ilk 4 sırada 4 Çin bankası var. Buradaki arkadaşımızın bankası dünyadaki 1 numaralı banka. 3.6 trilyon dolarlık varlığa hükmediyor. Arkasından Bank of China geliyor, Construction Bank geliyor ve diğer bankalar geliyor. Yani dünyanın finansman kaynağı önemli ölçüde artık Çin. Ama öyle kolay değil Çin'den bu finansmanı getirmek. Orada iki tane şube açtığınız zaman ya da ben bir Pekin'e uçayım, oradaki iki tarafı daha söyleyeyim, biraz Çin'den para getirelim. Kalmadı o. Çünkü Çinliler de artık parayı aynı batılılar gibi ciddi due diligence'lar, risk assessment'lar yaparak size yönlendiriyorlar. Yani Çin hükümetinin tepesine çöküp de bak ticaret açığımız 20 milyar doları buldu. Ya siz de bize, Mehmet'in söylediği gibi, siz de bize biraz sermaye gönderin, o kadar fazlanız var demek işlemiyor. Bu son derece farklı. 5 dakikam kalmış, teşekkür ediyorum. Biraz şeye gelelim. Yol projesine gelelim. Bu ilk ismi biliyorsunuz One Belt and One Road dedi. Orta Asya üzerinden Şiyan'dan başlayıp Orta Asya üzerinden Kafkaslara, oradan Türkiye üzerinden Rotterdam'a kadar uzanan bir hattı. Çin ile dünyanın en büyük pazarı olan Avrupa'yı birbirine birleştirmeyi hedefleyen bir projeydi. Ama zaman içerisinde, 5 yıl içerisinde öyle bir gelişti ki bu ahtapot gibi kollar haritada vardı Murat Kolbaşı'nın. 7 tane bölgeyle en önemlisi de bence Pakistan'la yaratılan ekonomik koridor. 55 milyar dolarlık bir projeydi. Bunun neredeyse 52-53 milyar doları harcandı. Yollar yapıldı, limanlar yapıldı. Özellikle Gwadar Limanı hemen Körfez'in çıkışında deniz limanıdır. Oradan Çin'in Hunçera geçidinden Sincan Uygur Özerk Yönetim Bölgesi'ne giren bir hat oluşturuldu. Bu güzergahlar Malakka Boğazı'ndan geçip 7. filonun tehditlerine maruz kalmayacak bir yaklaşım geliştirdiler. Myanmar'da yapıldığı St. Petersburg'a kadar uzanan bir hat var. Bunlara tabii biraz kuşkuyla da bakmak lazım. Pembe bir gözlükle bakarsanız tabii muazzam her şey. Kağıt üzerinde de öyle ama Çin'in böyle bir deneyimi yok. 85 ülkeyi kapsayan, yılda 700-800 milyar dolar harcanacak ve Çin'e karşı kuşkuların, kaygıların olduğu, Güney Çin Denizi sorunlarından dolayı ASEAN'da, Orta Asya'da Kıtaylar'ın malum yarattığı tarihi husumetler,
Öyle kolay bir iş değil bu. Ve Çin'den öyle bir deneyim yok. Ortaya konan para da Marshall yardımından bahsettiniz, yaklaşık 16 katı. Dolayısıyla bu biraz ağır aksak yürüyecek. Deneme yanılmaları olacak. Özellikle devletin işin içine girdiği yerlerde çok yavaş yürüyecek. Ben aynı zamanda bu girişimin Uluslararası Danışma Kurulu'nda eş başkanlığı yapıyorum. Yüzlerce proje geliyor. Hangisi öncelikli, hangisinin due diligence'ı doğru yapılacak, siyasi müdahaleler, özel sektöre girişim. Biraz karmaşık, kolay bir iş değil. Ama şu anda gösterimde olan, vizyonda olan dünyanın en önemli projesi bu, girişimi. Türkiye bundan nasıl istifade eder? Ona bakarsanız eğer, devlet başkanı düzeyinde görüşmeler iyi, Mehmet Şimşek'in gitmesi iyi, başbakan yardımcıları arasında koordinasyon iyi, güzel. Ama bunlar ben bildim bileli devam ediyor. Bu biraz daha eyleme dönük, somut, insanları sahaya süren, sabırla işleyen, eğiten, insan sermayemiz çok fazla değil. Umut gibi arkadaşların bine katlanması gerekiyor. Onları yenilerini yetiştirmemiz gerekiyor. Çince'yi bilen, Çin'i anlayan, kafa yapısını anlayan, birlikte iş yapabilecek. Çince çok önemli bir konsept vardır. Guanxi. Türkçe'ye nasıl tercüme edersiniz bilmiyorum ama şebeke falan denilebilir. O Guanxi'nin içine girmezseniz iş yapamazsınız. %99 bitmiş işler son anda çöpe atılabilir. Onun için Çin'i iyi tanıyan insanlara ihtiyacımız var. İşbirliği sahaları sıralanabilir. İşte turizmde şu anda geçen yıl itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 270 bin Çinli gelmiş, 1 milyon getirelim diyorlar. Nerede uçaklar? Türk Hava Yolları ne sefer sayısını artırabiliyor ne yolcu sayısını. Yaratıcı bir yaklaşıma ihtiyaç var orada. Savunma sanayinde Çinliler çok istediler. Batı'nın bize satmak istemediği silah sistemleri satmak istiyorlar. Uydularımızı fırlatmak istiyorlar. Ciddi bir sermaye girişimi olmadı henüz Çin'den Türkiye'ye. Bakmayın liman alanında bir şeyler yapıldı falan ama bakarsanız eğer Çin'in yıllık yaklaşık 160 milyar dolarlık dışarıya non-financial yabancı sermaye akışında Türkiye'nin rolü çok düşük. Ticaretinde de çok düşük oldu. Başka neler yapılabilir? İşte Türkiye acaba üretim üssü olabilir mi Çin'in? Bu da çok aslında ironik bir şey. Çin ucuz üretimden yüksek teknolojiye geçerken işte Avrupa'ya yakın olduğu için üretim merkezi Türkiye'ye kaydırabilir mi deniyor. Biz geçmişte acaba Yunanistan'ın, Kıbrıs'ın Rum kesiminin aldığı lojistik merkez şeyini Türkiye'ye çekebilir miyiz diyorduk. Ticareti daha da geliştirmek çok zor. Çin'e satacak fazla bir şeyimiz yok. Rakip ismi çok alanda. Onun için daha yaratıcı düşünmek lazım. Daha fazla teknoloji yoğun, üçüncü ülkelerde çalışılacak projeler. Afrika'da rakibiz büyük ölçüde. Orta Asya'ya farklı bakıyoruz. Bu Doğu Türkistan denilen bizim kullandığımız tabirle ama Çinlerin Sincan Uygur Özerk Yönetim Bölgesi, orada yaşayan Uygurların akıbeti, bu ilişkileri çok ciddi gölge düşürüyor. Bu konuda Türkiye'nin çok samimi ve şeffaf, açık bir şekilde Çin'le iyi bir diyalog kurması, o bölgedeki karışıklığa da yeni sorunlar yaratan değil, çözücü, yapıcı bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. Sonuçta evet, dünyanın ağırlık merkezi bir kez daha değişiyor. Bu değişimde Çin, Amerika ile aynı ölçüde önemli bir ülke ama şu anda Batı'nın yerini alabilecek Türkiye açısından bir ülke değil. Türkiye hem Batı ile ilişkileri olan hem komşuluk akrabalık ilişkileri Orta Asya ile Orta Doğu ile olan Çin'le tarihi bağları bulunan bir ülke olarak çok akıllı bir strateji izlemek zorunda. Siyah beyaz bir ayrıma gitmek zorunda değil. Batı ile bu bölgeyle iyi bağlanmış Türkiye, istikrarlı bir Türkiye Çin'in de işine gelecektir. Dolayısıyla ben hep onu tavsiye ettim, yine onu tavsiye ediyorum. Çinlilerden ve Türklerden oluşan, içinde askerlerin, diplomatların, iş adamlarının, akademisyenlerin olacağı bir akil adamlar grubunun çıkıp bu önümüzdeki 5 yıl için, 10 yıl falan fazla gelir, 5 yıl için neler yapılabileceğini net koyması ve bunu takip edilmesi lazım. Çok şeyler çalışmalar yapılıyor, kağıtlar ortada uçuşuyor ama ne yazık ki hala aynı dosya üzerinden çalışmaya devam ediyoruz. Çin'de yeni bir nesil var. Tek çocuk nesli, tehlikeli bir nesil tartışıyoruz onu da. Türkiye'de de yeni bir nesil oluşmaya başladı. Belki ön yargıları yıkıp yeni yaklaşımları
bu nesillerin öncülüğünde gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sayın Öykü'ye çok teşekkür ediyorum. Bir yeni ufuk çizdi. Uyarıları çok haklı. Ama ben biraz daha umut var sözler sarf etmek istiyorum. Yeni bir kuşak geliyor aslında. Çince bilen, Çin'i bilen, Çin'de okuyan. Bütün mesele, bir, bunların sayısı artırılmalı. Elbette bu yeterli değil. Ama bundan daha önemlisi, bizim sahip olduklarımızı bunları doğru yerde, uygun zamanda kullanabilmeliyiz, eş bütünleyebilmeliyiz. Türkiye'nin temel sorunu öncelikle bu olduğu garantindeyim. Bilmiyorum diğer katılımcılarımız ne düşünür. İkincisi de Çin'in yani gelecekte bir süper güç olacak ise bu yeni bir olgu değil. Geçmişte de 19. yüzyıla kadar dediniz çok haklı olarak. Zaten şeydi, bir süper güçtü gerçekten. O işsizliğinin sanıyorum sizin de katkınızın olduğu bir araştırması vardır. 19. yüzyıla kadar Çin dünyanın en büyük ekonomisidir. Dolayısıyla tabii ekonomik göstergeler tek başına yeterli değil. Neyi ürettiğiniz, ne kadar ürettiğinizden daha çok nasıl ürettiğiniz, bunu nasıl paylaştığınız genel refah düzeyinizde önemli. O açıdan Çin'in hala atması gereken adımları var. Şimdi efendim ikinci konuşmacımız Umut Ergunsu. Umut ediyorum önümüzdeki haftalarda kendisi Pekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden doktora derecesini alacak. Genç ve insanı gerçekten çok geleceğe yönelik umutlandıran bir arkadaşımız. Ben her zaman kendisine de söylerim. Adın gibi umut veriyorsun bana derim. Tez konusu uluslararası politik ekonomi açısından kuşak ve yol girişiminin Avrasya'ya etkileriydi. Ama şimdi Umut arkadaşımız bize çok konuşuldu, belli noktalarına değindik ama bu kuşak yol girişiminin genel bir çerçevesini bize aktaracak ve ikinci aşamada da bu projenin, bu girişimin Türkiye'ye ne tür etkileri olabileceğini tartışacak. Buyurun. Koridorlar, ekonomik koridorlar diye adlandırıyorlar.
ve bunu muhakkak uygulamam lazım. Kuşak ve yol, bir kuşak, bir yol, girişim, proje nedir? Şimdi baktığımız zaman diğer bütün Çinli kaynakları ve her şeyi bir kenara bırakacağım. Türkiye ve Çin'in yaptığı anlaşmada kullanılan terminolojiyi kullanacağız. Yani 2015 yılında G20'de Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti bir anlaşma imzaladılar. Bu orta koridor girişimi ve kuşak ve yol girişimini uyumlaştırma anlaşması. Yani bu anlaşmanın adından da, içeriğinden de anlaşılacağı gibi Çin'in girişimi adı kuşak ve yol girişimidir. Proje değildir. Strateji değildir. Bir kuşak bir yol olmamasının nedeni bir tane değil. Yani baktığımız zaman değil mi, 6 tane gördük koridoru. Yani bir kuşak değil, bir yol değil. Yani o yüzden çoklu olduğu için ve girişimdir. Strateji olduğu zaman anlamı biraz negatife kayar. Katılımcı ülkeler buna rahatsız olur. Proje dediğimiz zaman da çapını çok daraltırız. O yüzden kuşak ve yol girişimidir adı. Neden kuşak ve yol? Bu konuda çok uzun konuşabilirim. Hatta tez yazdığım için çok hakim olduğum bir konu. Fakat size kendi tecrübemden neden kuşak ve yol olduğunu söylemek istiyorum. Birçok nedeni var. Ha, şunu da vurgu değil. Çin'de geçen sene sonu itibariyle kuşak ve yol girişimiyle ilgili yazılan Çince akademik makale sayısı 1 milyondan fazladır. Yani bu bize şunu gösteriyor. Çok derin bir bilgim var orada. O konu öğrenecek birçok farklı alan var kuşak ve yol içinde. Dünyada ekonomik büyümeye Çin'in katkısı ne olmuş son senelerde? Her seneyi bırakıyorum. 2016 son elimdeki veri. Dünyadaki ekonomik büyümenin %35'i Çin kaynaklı. Şimdi bu çok anlamlı bir veri. Dünya büyüyor ve %35 Çin bir, tek başına bir itici güç, lokomotif durumunda. Fakat IMF'de veya Dünya Bankası'nda Çin'in oranı ne kadar? Daha yeni %6 yaptılar hepsini de. Daha önce %4.5'tu. Çin'in ekonomik büyüklüğü dünyanın %15'i. Şimdi burada bir orantısızlık çok bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çin'in yaptığı yatırımlar neler? Dolar, diğer dolar bazında. Gördüğünüz gibi uçar gibi hızla artmış ve 200 milyar dolar 2016'da. Yani Çin'in yurt dışına yaptığı yatırım. Bunu Sayın Bakanımız Mehmet Bey de bahsetti. Fakat bunu London School of Economics İktisat Bölümü eski başkanı sayıya döktü. Yani dünyanın ekonomik ağırlık merkezi batıdan doğuya kayıyor. Bunu hepimiz biliyoruz, yani bunu tekrarlamaya gerek yok. Peki nasıl oluyor bu kayma? Şu an nerede bu ekonomik merkez? 1980'de Atlantik Okyanusu'nun üstünde dünyanın ekonomik ağırlık merkezi, yani ülkelerin ekonomik büyüklüklerine göre bütün ülkeleri ortalamasını almış Deni Kuah profesör. 1980'de orada. 2015'te nerede? İran'da. Peki, fakat İran'da olmasının nedeni İran veya Türkiye veya diğer ülkelerden dolayı değil, Çin'den dolayı ve daha sonra da Hindistan'dan dolayı tabii ki. Peki 2010-2050'de nerede olacak dünyanın ekonomik merkezi? Çin'in içinde. Şimdi böyle bir gidişat varken ve dünyanın şu andaki düzeni de bunu ayak uyduramıyorken, Batı'nın kontrolündeki düzen de bunu ayak uyduramıyorken ne yapacağız? Şimdi Çinlilerin düşündüğü bu. Nasıl bir değişiklik yapacağız? Buna meydan mı okuyacağız? Yoksa bunu tamamlayıcı unsurlarla değişikliği bizim kendimizin de yönetici konumunda olduğu çeşitli kurumlarla ve bir girişimle mi yapacağız? Ve Çin böylece bu girişimin mantığı özetle bu. Fakat baktığımız zaman Çin'in 1950'lerden şimdiye kadar ekonomik büyümesine baktığımız zaman hani tarihi aradığını kısa tuttuğumuz zaman büyük bir mucize görülür. Fakat biraz genişletirsek o tarihi, 200 seneyi alalım bugünden itibaren geriye doğru. Çin zaten dünyanın en büyük ekonomik gücü. Bu benden önceki konuşmacılar da belirtti. Yani bu dünyanın lider ekonomik gücü olma meselesi yeni değil Çin için. Ve bu Çin lideri şu anda Mehmet Bey'in bahsettiği şekilde çok popüler olan Xi Jinping tarafından her zaman vurgulanan şey yeniden liderlik. Yeni, yani liderlik kelimesi kullanmaz. Çin ırkının yeniden eski
günlerine gelmesi gibi. Yani sıfırdan başlayıp ilk defa başa, ilk defa liderlik pozisyonuna gelmek değil, yeniden gelmek. Bu çok önemli. Şimdi bahsetmek de ben kendi tecrübelerim nasıl? 2007, ben Pekin'e vardım. Pekin'in metro sistemi böyleydi. 3,5 kat vardı, 70 durak, 110 kilometre Pekin'in metrosu. Bugün nasıl? 11 sene, dikkatini çekiyorum, 110 kilometre, 70 durak. Bugün böyle, bu gerçek, yani bu planlanan şey. Bugün benim bindiğim metro Pekin'de bu. 600 kilometre. 600 kilometre, 370 durak. 2020'de nasıl olacak? Şimdi 2020 bu 2 sene sonra olduğu için, yani bunlar plan değil. Şu anda kazılan metro hatları bunlar. Yani Pekin'in her yerinde görüyorum. 2020'de nasıl olacak? Böyle. 1177 kilometre metro hattı olacak Pekin'de. 30 hat. Şimdi böyle bir dinamizm varken, ben işte Amerika'ya gittiğimde, JFK'ye indiğimizde, havaalanı dökülürken veya metro hatları doğru kullanılmazken, hızlı tren hiç yokken neredeyse, dünyanın bir bölgesinde böyle bir değişim var. Buna ayak uyduramayan bir uluslararası düzen var. E ne yapalım? O zaman kuşak ve yol girişimi bunun bir değişimi yön verecek bir girişim olarak önümüze çıkıyor. Bu konuda çok üst üste konuşulabilecek bir konu. Hedefleri nelerdir? Resmi belgelere baktığımızda 5 konu var. Çok özetle ve geçeceğim ama bizimle ilgili olan konuların üstünde daha fazla duracağım. Birincisi siyaset. Yani iki ülkelerin arasındaki siyasi ilişkiler iyi olmadığı sürece çeşitli ortaklıkların yapılması çok çok önemli. Çok anlaşılır. İkincisi altyapı. Özellikle de ulaşım altyapısı. Bu bizi çok ilgilendiriyor. Üçüncüsü ticaret. Dördüncüsü finansal bütünlük. Sayın Müdür burada kendisi zaten ICBC'nin. Ve halklar arasındaki ilişkiler. Ve halklar birbirleriyle ilgili olumlu düşünmezken ilişkileri ilerletmek mümkün değil. Hemen bir örnek vermemiz gerekirse Pew dediğimiz Amerika merkezli araştırma kuruluşu 2014'te bir araştırma yapıyor. Bütün dünyada 45 ülke soruyor. Çin hakkında nasıl düşünüyorsunuz? Çin hakkında düşünce genelde olumlu. Türkiye'de ise en olumsuz 5 ülkeden biri. Türkiye'de insanların %68'i Çin'e olumsuz bakıyorlar çıkmış. Öte yandan Çin'de Türkiye'deki 2015 Çin karşıtı gösterilerden sonra Çin'deki internet kullanıcılarının %64'ü de Türkiye'ye olumsuz bakıyor. Şimdi durum böyleyken bu konuda da iki ülkenin muhakkak adım atması gerekiyor gibi görünüyor. Resmi kağıtlarda olmayan fakat benim için benim çok çok önemli gördüğüm bir konu güvenlik koordinasyonu. Yani biz Pakistan'da bahsetti Mehmet Bey, Pakistan'da bir ekonomik koridor yapılıyor, 62 milyar dolar bütçeyle. Bu koridorda fakat çeşitli yatırımlar yapıldığı zaman orada bir güvenlik alanında bir işbirliği olmazsa Çin oraya yatırımı çok kolay yapmaz. O yüzden mesela Pakistan askeri koruma garantisi verdi. Yani askerler koruyor Çin'in yaptığı ulaştırma yatırımlarını. Diğer Orta Asya olsun, Afganistan filan tür ülkelerde yatırımlar, Orta Doğu keza çok kolay olmayacağı için güvenlik konusu da öne çıkıyor. Son duruma bakarsak, son durumu ile de kastım Mart 2017. Çin dediğimizde tabii hep etkileyici ve yüksek rakamlarla karşılaşıyoruz. Ama gittikçe yatırımların oranı olsun, yaptığı ticaretin miktarı olsun, Avrasya'daki, şimdi bu çok önemli, bir paradigma değişimi yaşayacak gibi görünüyor. Yani eskiden dünyanın ekonomik ve yönetsel merkezi Atlantik iken, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa iken, şimdi daha çok bunun Avrasya olacağını, yani sadece Çin değil, bunun içinde Hindistan'ın olacağını ve çeşitli ülkelerin olacağını görebiliyoruz. Fakat bunu derken de yine dikkatli davranmamız lazım. Çünkü bir günde bu işler olmaz. Çin ekonomisi ilerliyor fakat Amerika ve Avrupa'da, özellikle Amerika çeşitli konularda üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Bu anlamda neye bakarız? Tarihe bakarız. En yakın tarihimizde ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'ye ekonomik anlamda ne zaman geçti? Dünya süper gücü ne zaman oldu?
çok önemli. 1800'lerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ekonomik güç olarak geçti. Ekonomik büyüklük anlamında. Daha sonra 2. Dünya Savaşı zamanında ve hemen sonrasında süper güç oldu. Şimdi burada gördüğümüz gibi 50 senelik bir makas var. Yani o nedenle bazı şeylerin yavaş olacağını göz önünde bulundurmak lazım. Ve içindeki entelektüellerin bakış açısı öyle, şöyle. Eskiden sadece dünya düzeninin batı tarafından kararlar çıkarırken özellikle Amerika, artık bir ortaklaşma olacak. Batı ve Doğu'nun ortak kararı olan Doğu'nun düşüncesinin, Doğu'nun yaklaşımının da göz önünde bulundurulacağı bir ortaklaşma olacak ve bir karşılıklı çalışma, yani Çin bir, çünkü onun ekonomisini de olumsuz etkileyeceği için ortaklık yapmanın daha iyi olacağını, karşısına çıkmanın ve onun tehditvari bir pozisyon almanın olumlu olacağını düşünmediği için, yani Çin de bu ortaklık konusuna önem veriyor. Demin de bahsettik. Kuşak ve yol çok güzel bir işin. Makro alanda baktığımız zaman gerçekten çok umut vadeden bir girişim. Fakat birçok zorluğu da vardı. Yani kuşak ve yolu 60'tan fazla, 68 ülke diyelim içinde. Bu ülkelerin dini farklı, dili farklı, ekonomik gelişmişliği farklı. Bir tarafta Almanya var, diğer tarafta Suriye var. O nedenle bazı ülkelerin tarihsel birbirleriyle sorunları var. Bazılarının siyasi sorunları var. Bu ülkenin ortaklık yapabilmesi kolay olmayacak. Buna Çin'in devlet olarak diplomaside özellikle kendini hazırlaması da zaman alacak. Sayın Büyükelçi bahsedecek muhtemelen. Muhakkak Orta Koridor'a değinmemiz lazım burada. Çünkü Orta Koridor girişimi ülkemizin kendi İpek Yolu girişimidir. Ve aynı zamanda da kuşak ve yola daha önce bahsettiğim anlaşma çerçevesinde uyumlaştırmak istediği, yani Orta Koridor girişimimizin kuşak ve yolun parçası olmasını arzu etmektedir. Çok farklı harita var, onu ben çizdim. Bu elimdeki verilerle yaptığım araştırmalar sonucunda, yani o çeşitli Orta Asya ülkelerine de gittim bu vesileyle ve harita özellikle bizi ilgilendiren kısmıyla Orta Koridor'un kuşak ve yola bu şekilde eklemlenmesi öngörülüyor. Ve çok önemli bir husus, o da benim vurgulamak istediğim şey tren yolu ulaşımı. Yani karayoluyla belli sınırlamalar var ve tren yolu Çin'de 2007'de yeni ben gittiğimde hızlı tren hiç yoktu, sıfır. 2008'de ilk hat açıldı Pekin Tianjin. 2016 sonunda 22 bin kilometre hızlı treni var şimdi. 2025'te 38 bin kilometre olacağı öngörülüyor. Şu anda şöyle belki daha açıklayıcı olur. Dünyadaki tüm hızlı tren hatlarını toplayalım. Bunun 3'te 2'si Çin'de şu an itibariyle. 2008'de hiç yoktu, sıfırdan. Şimdi burada çok büyük bir teknoloji bilgi birikimi var. Ve o nedenle hızlı trende mümkünse veya hızlandırılmış trende 250 km'nin altında olursa o şekilde birleştirmek, Avrasya'yı birbirine bağlamak önem kazanıyor. Ve Çin bu konuda çok büyük. Türkiye'nin çeşitli beklentileri var. Bunların başında bahsettiğimiz Orta Koridor'un Çin tarafından kuşak ve yolu bir parçası olarak kabul görmesi. Türkiye bunu çok istiyor fakat Çin'deki özellikle Çince makalelere baktığımızda ve Çinli liderlerin konuşmalarına baktığımızda durum maalesef şu anda öyle değil. Çin bunu kabul etmiş durumda değil. Ve ulaştırma altyapısı çok önemli. Çinli turistten bahsettik. Tabii ki ve enerji. Bizim Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde yayınladığı bir belge var. Orada çeşitli hedefler var ve bunların içinde tren yolu hedefleri bu şekilde. Bu çok önemli. Bunu muhakkak uygulamamız lazım. Çin'in yurt dışında yapıp bitirdiği ilk hızlı tren hattı hangi ülkede? Bilen var mı? Var.
Türkiye'de İstanbul, Ankara hattının ikinci etabı. Türkiye peki ikinci olarak, yani şu soldaki gösterdiğim siyah kısmın içinde ilk. Şu anda Yozgat Sivas'ı da Çin'in ortaklığıyla yapılıyor. Yani Yerköy Sivas daha doğrusu, Yerköy Sivas arasındaki. Yani aslında biz çeşitli sorunlarımız olsa da iki ülke olarak Türkiye'nin öneminden, bulunduğu konumdan, Çin'in artan dünyadaki öneminden doğal olarak kendiliğinden başka engellere rağmen ortaklığı yapmaya başlamış durumdayız birçok alanda. Ve şimdi Çandar meselesi, yani liman olarak bunu da çok önemli görülüyor. Bahsettik, Kum Portu Çin'de aldı zaten 960 milyon dolara. Daha sonra Kum Portu şu andaki TEU olarak, sizler çok ağırlıklı olarak kullanma olduğunuz için ben de neyi biliyorsunuzdur? 2.1 milyon TEU Kum Portu. 9 numarada gördüğümüz Çandar ve yapılırsa 12 milyon olacak. Ve bakanlıktan, Türkiye'deki Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetkililerle görüştüğümde onun için görüşmelerde olduklarını Çinlilerle söylediler. Çandarlı'nın önemli bir etkisi de şöyle olacak. Çin Pire Limanı'nı aldı. Pire Limanı'nı şu anda 500 bin TEU'dan almıştı. Şu an işte 3,5 milyon TEU'ya çıkardı. Yakında 6 milyon hedefleniyor. Burada daha sonra hızlı tren yapıyor. Budapeşte, yani buradan tren daha sonra Sırbistan, Macaristan, oradan da Batı Avrupa'ya girecek şekilde. Eğer biz Çin Çandarlı'ya yatırım yapma kararı alırsa bu da çok çok önemli olur. Bir alternatif olması açısından. Enerji çok çok önemli. Yani ülkemizin resmi belgelerine baktığımızda zaten açığımızın çok büyük bir bölümünün enerjiden kaynaklı olduğunu görüyoruz. Ve Çin'in de bu konuda çok iyi olduğunu, yani benim eşim master ve doktorasını nükleer enerji ile ilgili yaptı Çin'de. Ve onların onlarca nükleer enerji santrali yapım aşamasında şu an Çin'de. Bu çok önemli. Zaten Berat Albayrak 3 kere geldi Çin'e. Yani bir bakan olarak bir sene içinde, 2016 yılında bir bakan olarak 3 kere geldi ve bir nükleer santrali de gezdi gelmişken. Termik konusunda zaten Çin'in enerjisinin çoğu şu anda termikten sağlanıyor. Çin'de kendi kömür kalitesi de düşüktür. Bunun için yeni nesil termik santraller yapıyorlar ve bunu kullanıyorlar. Bu konuda da çok çok bilimler. Rüzgar, güneş, dünyada en büyük 6 tane güneş paneli üreten şirketi var. Bunun 5 içinde. Yani rüzgar konusunda en büyük kurulu güç zaten Çin. Yani böyle baktığımız zaman o kadar büyük bir güç orada duruyor ki bunun bize kalan şey, bizim de birçok artı yanımız var Türkiye olarak. Onları anlamaya çalışmak, onların da bizi anlaması. Böylece ortaklığımızı geliştirmek. Bu slide'da çok üstünde durmayacağım. Ticarette denge ve yatırım. Ticarette denge zor, yatırımın artması lazım. Bunu bakan bey de söyledi. Bu çok uğraşarak bulduğum çeşitli veriler aslında. Türkiye'deki Çin yatırımlarının büyüklüğünü benim kendi araştırmalarıma göre 2 milyar dolar civarında olduğunu düşünüyorum. Ve bunların birçoğu altyapı, madencilik, işte finansal bankalar, iki büyük banka ve Huawei gibi teknoloji alanında olduğunu görüyoruz. Öte yandan Türkiye'nin içindeki yatırımlarına baktığımız zaman da onun da 850 milyar milyon dolar civarında olduğunu düşünüyoruz. En büyüğü de FIBA Holding'in Shenyang'daki 300 milyon dolarlık alışveriş merkezi. Ve dediğimiz gibi üçüncü iki ülke halklar arasındaki iletişimsizlik, yani birbirini tanımamadan da kaynaklı olan olumsuz yaklaşımları aşmak için birinci elden çeşitli medya olabilir. Öğrenci değişimi, akademisyenlerin düşünce kuruluşlarının birbirleriyle olan iletişimlerini artırarak birbirimizi daha ilk elden ama, yani İngilizce kaynaklardan değil, ilk elden birbirimizi daha iyi tanımaya çalışmamız çok çok önemli. Burada Çince'nin altını muhakkak çizmem lazım. Mesela China Daily, ben de yazıyorum zaman zaman. Ve China Daily'nin John Gorba. İkisinde yayınlanan yazılara baktığımızda aynı gazetenin Çince versiyonu, İngilizce versiyonu çok alaka bulamazsınız.
Yani yazıp çok farklı şeyler çıkar. O yüzden Çince bilmeden bazı bilgilere ve Çin'in mantalitesine ulaşmak zor olabiliyor. Bu yüzden Çince eğitimine de özellikle önem vermemiz lazım. Çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Participants. At the outside,
But I would like to extend my sincere pleasure for your kind invitation. Yesterday's offer to me, if you stay longer, you will know less. My schoolmates and so parents say that in China, several years, it's also they know much better than me. I stayed in Turkey 4 years. I tried to learn one more about Turkey. So, just a brief some Chinese understanding of agriculture and history. More than 2,000 years ago, the diligent and courageous people of the Eurasia continent opened up several routes to, of trade and cultural exchanges that lead to the major civilization in Asia, Europe, and Africa, called as the Silk Road. For thousands of years, the Silk Road spirit, in peace and cooperation, always and inclusiveness, mutual meaning and mutual benefit, has been passed from generation to generation, promoting the progress of human civilization and contributed greatly to the prosperity and development of the world. In the 21st century, it is still remarkably significant for us to carry the Silk Road spirit into such a new era, marked by the theme of peace, development, cooperation, and mutual benefit. Relations between Turkey and China officially began after the entry of China into the United Nations in 1971. Recovery of restructuring for Turkey-China relations continued in the 2000s with the initiative announced by the Chinese President Xi Jinping in September 2013. The relationship between the two countries with the history of over 40 years have entered a new era. Turkey has grown to become a strategic actor with its 80 million population, developing and expanding economy, positioned at the epicenter of Afro-Eurasian mainland. Historical and cultural connections with countries from Europe, Black Sea, Asia, Middle East, and Africa. Along the way, Turkey has become highly active in the international arena, particularly in the UN, and has gained a stand as one of the most important members of NATO. China, on the other hand, has emerged as a significant power that attracts attention not only with its vast surface area and 1.3 billion population, but also with its natural resources. Progress in the field of industrial and technology, position in the Shanghai Cooperation Organization, and the newly developed foreign policy strategies. The aim of the Belt and Road Initiative is to connect East and Southeast Asia with Central Asia, Middle East, Europe, and Africa. Chinese proposal intends to advance regional cooperation, strengthen communications between civilizations, and safeguard world peace and stability. In the scope of the initiative, ports, roads, railways, airports, power plants, oil and gas pipelines, and free trade zones are planned. Projects currently under construction and recently signed off within the initiative are worth about $250 billion. In total, $5 trillion worth of investment and projects are forecasted. This initiative provides to strengthen links between Turkey and Central Asia, where Turkish construction firms have already been operating for decades. The logistics of the Turkish export to the region could become leaner and faster.
And Turkey's aim to build closer ties with Central Asian states, such as Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and could be fulfilled. And the current circumstances, exports from Turkey have to go through Russia or Iran to reach the latter of the Central Asian states. Cross from Baku into Turkmenistan and Kazakhstan. Here the Caspian Sea is possible, but only with long frequency freight ships. However, with the Belt Road Initiative, Cradle, passing through the Caspian Sea, transportation costs will drop along with improving logistics. The initiative could provide a vital link for Turkey to achieve its previously failed attempts due to excess restraints. It would also be helpful in supplying the Central Asian market with the Turkish exports and strengthening ties. China, Central Asia, West Asia economic cradle passing through Turkey, one of the five cradles planned within the scope of the initiative, would also provide easier access to the Balkans and the countries along the Black Sea shore for Chinese exports. To reach this region by sea from China, a ship would need to embark on a journey through the Malacca Strait, the Suez Canal, and the Dardanelles, and finally the Black Sea. A direct railroad through Turkey may prove to be faster and convenient. The Belt Road Summit held last May in Beijing was an important juncture for the position of Turkey. Turkey serves as a gateway to the Middle East, Central Asia, and North Africa. This positions Turkey at a crucial center for land, sea, and air transportation. Until now, Turkey and China signed several agreements within the initiative regarding the development of railway infrastructure, the use of ports, and the creation of highway connections. Looking at the root of the initiative, it is apparent that Turkey has an essential location and its environment is indispensable. For the project, the relationship between China and Turkey is getting stronger as participants from both countries show increasing interest in the opportunities the initiative stands to offer. During President Erdogan's visit to China, the leaders of the two countries agreed to expand, elevate, and deepen cooperation on the Belt and Road Initiative. With a view to promote regional and global economic growth, in my opinion, the initiative would provide Turkey the chance to enhance the economic and social relationship with China and Central Asian countries, and to assess new sources and markets. And Turkey has already become one of the most important countries of the initiative, attracting mega projects like Marmaray, Eurasia Tunnel, Yavuz-Sudan Saline Bridge, Tunnel-Klein 1915 Bridge, and the 3rd September Airport are proof that Turkey will have a key role in the Belt Road Initiative. And the Agri-Cas high-speed railway line is one of the most important steps. Today, the Baku deepens the cars. Railway line can be shown as the biggest infrastructure project on the agenda of the initiative in Turkey. When West-East line is complete, the necessary infrastructure for traveling between Turkey and China, that train will be completed. SBC is proud to be here in Turkey as one of as the end of 2017. SBC enjoys being the largest Chinese bank and a leading global bank with its global coverage of its 419 overseas institutions
in 45 countries and regions, among which 129 branches are located in the Belt and Road countries. And said that with the acquisition of a local bank in May 2015, it was the fourth time for a Chinese bank to enter into the Turkey market. The establishment of SME Turkey is an outstanding example of the financial cooperation between China and Turkey. It has allowed Chinese businesses to gain extensive recognition in Turkey. As SME Turkey, we have built our strategy in order to support local customers and their projects, strengthen business relationships with neighboring countries. We aim to serve as a bridge between Mediterranean and the Black Sea, as well as Asia and Europe. Serve the whole region with an extensive range of products and expand our marketing activities within the context of the Belt and Road Initiative and the Middle Corridor Initiative. SEC Turkey benefits from the knowledge, experience, and strength of SEC Group. We are seeking to be a catalyzer for China-Turkey economic cooperation by promoting trade and investment between the two countries. We are here to increase financial support to Chinese entrepreneurs for going global and implementing the Belt and Road Initiative projects. In local market, ICBC Turkey focuses on all-round financial service for our Turkish corporate and retail customers to support the Turkish economy. In our first 3 years in Turkey, we have made significant progress towards this target. In order to further promote the already well-established ties between two countries, 2018 was declared Turkey Tourism Year in China with an effort to increase the number of Chinese tourists visiting Turkey. In addition to that, China International Import Expo 2018 will be held for the fourth time in Shanghai this November. This significant move of the Chinese government will offer a firm support to trade liberalization and economic globalization and actively open the Chinese market to the world. The Chinese government welcomes the government officials in its communities, exhibitors, and professional purchasers across the world to participate in and explore the Chinese market. As China continues to shift its economy toward a more consumption-based model, increase openness, ease market access, protect the rights and the interests of foreign investors, cooperation between China and Turkey will increase. Implementation of the Belt and Road Initiative and the Middle Corridor Initiative will serve as the catalyzers towards this target. Within this context, we as SME Turkey will continue to be innovative, providing sustainable, comprehensive and tailor-made financial support and creating win-win values to each party. And we are confident that the path forward is prone to many success stories for Chinese and Turkish companies to execute in harmony together in an environment with full of opportunities. To conclude, I thank you all dearly once again for inviting me here and giving me this unique opportunity to speak at such an important event in order to convene my views and true aspirations. I strongly believe that those countries can develop an effective strategic cooperation for the sustainability of the long-term interest that carry great importance for both China and Turkey. The Belt and Road Initiative will contribute significantly to Turkey's
Turkish and Chinese economies and create further prosperity for both countries. Thank you. Thank you. Thank you once again. Sayın Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Ben oturum başkanı olarak ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü süresini tam olarak kullanmadan konuşmasını bitirdi ve bize de projenin, daha doğrusu girişimin finansal boyutu konusunda rakamlar verdi. Özellikle bu 5 trilyon dolar toplam yatırım, 1 trilyon, 1,5 trilyonlardan bahsediliyor idi. Anlaşılan bu oran giderek artacak. Tekrar çok teşekkürler. Şimdi son konuşmacımız... Son konuşmacımız Sayın emekli Büyükelçi Koray Tanrıbay. Sayın Büyükelçi 1973'te diplomasi mesleğine girmiş ve yakın bir dönemde emekli oluncaya kadar bu mesleği sürdürmüş kendisi. Ama yine bu toplantının konusu açısından da vurgulamam gereken özelliği 2015-2017 yılları arasında Türkiye'nin kuşak yol girişimi özel temsilcisi olarak faaliyet, işte, vazife görmüş olması. Dolayısıyla Sayın Büyükelçinin deneyimi çok önemli. Yani şu an hiçbirimizin bilmediği bir sürece egemen. Dolayısıyla Türkiye'nin bu şey karşısındaki, girişim karşısındaki konumu, özellikle örgütlenme ve bu girişimin nasıl yönettiği konusu çok önemli. Özellikle o noktaya da girmenizi rica edeceğim sizden. Türkiye'nin resmi görüşünü ve bu sürecin nasıl işlediğini bize aktaracak. 20 dakikamız olduğunu hatırlatarak sözü size veriyorum. Teşekkür ederim. O bakımdan Sayın Ümitçi'ye katılıyorum. Hesap Uzmanları Vakfı'ndan bu daveti dolayısıyla teşekkür ediyorum ama çok uzatmayayım zamanını kullanmak açısından. Şimdi efendim, şundan başlamak istiyorum. 21. yüzyıl Asya yüzyılı. Önce bunu bir tespit edelim. Avrupa'da yapılacak işler kalmadı. Avrupa'da ancak yenileme yatırımları, şunlar bunlar. Afrika'ya daha çok zaman var. Onun için 21. yüzyılda Asya'ya bakacağız. Bunu daha önceki konuşmacılar da zaten vurguladılar. Bu çerçevede de Çin Devlet Başkanı Xi'nin 2013'te ortaya koyduğu kuşak yolu projesi bizim için bir fırsat penceresidir. Daha evvel Sovyetler Birliği döneminde zaten mümkün değildi siyasi olarak. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra çok konuşuldu. Para yoktu. Açıkçası konuşalım. Durumu ortaya koyalım. Çin projesi efektif olarak finansmanla desteklenmiş bir projedir. Nitekim Asya Kalkınma Bankası'nın gerçekleri, kuralları Çin ekonomik gerçeklerine yansıtmadığı için Çin yönetimi haklı olarak yeni bir banka kurdu. Çin Altyapı Kalkınma Bankası'dır. 1 milyar dolarlık sermaye ile biz de hazinemizin zamanında müdahalesi sayesinde buraya girdik. Üye olduk ve yönetim kuruluna girdik. Bir bankanın yönetim kurulunda olmadan ne anlamına geldiğini iş adamlarımız çok iyi bilirler. 40 milyar dolar da İpek Yolu fonu var. Siyasi ve ekonomik rekabetler sayesinde Japonya'nın da koyduğu 110 milyar dolarlık bir fon var. Yani para var. Para var. Şimdi bu konuda ben daha kestirme geleceğim. Türkiye'ye açılan imkan nedir? Bir kere Türkiye'nin durumu tespit ederim. Türkiye'nin üzerinden yılda 600 milyar dolarlık transit ticareti geçiyor. Türkiye bundan yılda 15-16 milyar dolar kar ediyor. 40 milyar dolara yaklaşmış olan ticaret cari işlemler açığımızın bir kısmı buradan karşılanıyor. Bunlar tabii mal ticareti rakamlarında görmediği için pek göze batmıyor ya, kullanılmıyor, sadece turizm kullanılıyor.
Belki 15-16 milyar dolar, 2017'nin rakamları henüz çıkmadı. Büyük bir rakam. Türk lojistik sektörünün konumu bugün doların eski hesabından ya da yeni hesabından da olsa Türk ekonomisi bugün 9 milyar dolara yaklaştıysa bunun içinde 110-115 milyar dolar lojistik sektörü. Bunu biz ihmal edemeyiz. Türk tır filosu, bu nedir? Ekonomisyeden arkadaşlarımız tabii iyi biliyorlar, yanlış yaparsam da kusura bakmasınlar, Avrupa'nın en büyüğüdür. Türkiye'nin Adriyatik hattında çalıştırdığı, bu nedeni çalıştırdığı sistem Avrupa'nın en moderndir, hatta dünyanın en moderndir. Şimdi Türkiye'ye bu kuşak yol projesinin kazandırdığı veya kazandıracağı nedir? Birinci olarak Türkiye bu konumu muhafaza edecek. Türkiye lojistik konusunda coğrafyanın kendisine verdiği ve iş adamlarımızın çok isabetli bir şekilde geliştirdiği sistemi muhafaza edecek. Özelleştirilen Türk limanlarının hemen hepsi kar ediyor. Hemen hepsi çok moderndir. Bugün Türkiye'nin elleşleme kapasitesi Almanya'nın da Danimarka'nın da Hollanda'nın da ötesinde 11 milyon TEU. Çandarlı, Umut belirtti, Çandarlı bittiğinde Dubai'ye yakın olacağız. Şimdi buraya da iş bulmak lazım. Öyle durup bekleyemeyiz. Onun için çok çalışmamız gerekiyor. Bir Suriye krizi Türkiye'nin 153 bin geçişini engelledi. Bir Mısır geçişi Türkiye'nin gayri resmi olarak süreçten geçişini engelledi. Yahut da zorlaştırdı. Bütün bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Bir uçak krizi Noros istimalını kullanmamızı engelledi. Türkiye'nin önünün açık olması lazım. Çünkü bu proje, daha doğrusu 21. yüzyıl Asya-Avrupa ticaret yüzyılı. Asya ile Amerika tabii bize uzak geliyor. Asya-Avrupa ticaret yolu üzerinde isek bunu korumamız lazım. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ticaret hacmi günde 1.4 milyar euro. 10 yılda bunun artacağı, iki misli artacağı düşünülüyor. Nereden taşınacak bu iş? Yani düşünün, ticaretin maliyetinde taşımacılığın maliyeti çok önemlidir. Taşımacılığın maliyetini ne kadar rekabet edebilir düzeye getirirsek o kadar koruruz. Ha, alternatif hatlar yok mu? Var. Pardon, nasıl geri alacağız? Bizimki Orta Koridor, Kuzey Koridoru var. Kazakistan, yani Çin'den, Kazakistan ve Rusya üzerinden geçen. Bu da bir alternatiftir. Ama karşılaştırmalı avantajlarımız var. Bugün kapasite kullanımı o dediğimiz Kuzey Koridor'da %20'dir. %20 ancak kullanılabilir çünkü eski Sovyet sistemi. DHL'in Çin Genel Müdürü Türk'tür. Ondan aldığım bilgiye göre diyor ki Kuzey hattından gönderdiğim mallar, tekstil malzemeleri zaten eksi 40 derecede birbirine yapıştığı için maliyet artıyor. Konteynerlerin ısıtılması lazım. İşte bizim avantajımız. Türkiye üzerinden transit ticaret yollarını sürekli olarak açık tutmamız lazım. Bugün batıda ufak tefek büyük sorunlarımız var ama büyük değil. Bulgaristan üzerinden günde 1000 kamyonumuz geçiyor. Adriyatik hattından günde 350 kamyonumuz geçiyor veya konteynerimiz geçiyor. Bir sorun yok. Siz ürettiğiniz şu malı Hollanda'daki adresine bilmem 16 Haziran'da saat 16'da teslim edebiliyorsunuz. Çin'e edemiyorsunuz. İki ay sonra belki gidebilirsen. Böyle ticaret olmaz. Başkasının malını da böyle taşıyamazsınız. Onun için önümüzün açık olması lazım. Önümüz nasıl açık olacak? Tabii Rusya hattını açık tutacağız. Noros limanını kullanıyoruz ama belirli bir kapasitesi var. Siyasi nedenlerle Rusya fazla kullanmak istemiyor çünkü Çeçenistan'dan geçiyor. İran hattı açık. Karayolundan bahsediyorum. Demiryolu zaten yok. Var da çok kısıtlı. İran hattı açık. Kapasite 45 bin. Yetmez ki bize. İşimizi kovuna yetmez. Düşünün yılda 45 bin. Bulgaristan üzerinden 350 bin. Ne yapacağız? Orta koridor açacağız. Trans-Caspian Middle Corridor. Bu da bir dakika bu şeye bulayım. Bunu geriye nasıl alıyoruz? Bu da bunu kullanmasını bilmiyorum. Bu da Hazar hattıdır. Bakü'nün 70 km güneyinde Alat limanı yapılıyor. Daha bitmedi, işte bir ancak bitti. Oradan Aktau'ya ve Türkmenbaşı'na ulaşım hattı. Bunun mutlaka senkronize bir şekilde kullanılması lazım. Üç limanın, hatta Aktau'nun güneyinde Turik diye bir liman daha yapılıyor, geliştiriliyor.
mutlaka bunun senkronize, bu üç limanın senkronize kullanılması lazım. O bir. İkincisi de Roro hattı. Kazakistan'ın gemisi yok. Türkmenbaşı, Türkmenistan iki tane hattı çalıştıramıyor. Bu ne de ikramlamaya çalışıyor zannedersem. Azerbaycan'ın gemileri de etkin değil. Bu hattı başkasının değil, kendi ticaretimiz için, kendi transit ticaretimiz ve ihracatımız için mutlaka oluşturmamız lazım. İşte Sayın Başbakan Yardımcımız da bahsetti. Buna siyasi irade gerekiyor. Bu beni falan aşıyor, bürokratlar aşıyor. Buna siyasi irade gerekiyor. Bu önceliklerimizdir. Gördüğümüz siyasilere lütfen maske edin. Gecikirsek başkaları alacak bunu. Onu söyleyeyim. İsimlerini gecikirsek başkalarına kaptıracağız. Ve Türkiye'nin de bugün için 15 milyar, 16 milyar dolarlar geliri maalesef gelecek. Ha, bu koridorlar işte Kuzey Koridoru, Güney Koridoru, Güney'de ve Deniz Koridoru, bunlar birbirine rakip değildir. Bunlar birbirine tamamlayacaktır. Çünkü zaten Asya ile Avrupa'nın ticareti o kadar süratle artıyor ki ileride bunlar da yetmeyecek. Ama ben Türkiye'nin konumuna bakıyorum. Türkiye bundan ne kazanır, ne yapar? Olan konumunu nasıl ilerletir, değil ilerletmek nasıl ilerletir? Türkiye'nin karayolu ağı yeterli. Geliştiriliyor. İşte hükümet elinden geleni yapıyor. Demiryolu ağı maalesef çok zayıf. Başbakan yardımcımız da belirtti. 4700 kilometrelik 17 proje var. Bunun maliyeti 30 milyar dolar dediler. Doğru 40'a da çıkacak bana kalırsa. Çünkü eskisi gibi değil. Bugün 1 kilometre hızlı tren demiryolu ki kargoda 150-180 kilometredir standart. Doğru biliyorsam. Yolcu da 200'ün üzerindedir. Yoksa 50 kilometrelik köy yolunun herkesi de o bir şey değil. O bir işe yaramıyor. Şöyle böyle 20 milyon dolar bir kilometre maliyeti. Karayolunda da böyle, otoyolda da böyle. Demir yolunda elektrifikasyon çok yüksek maliyet çıkarıyor. Bunu vereceğiz, yapacağız. Başka çare yok. Limanlarımızı, modern limanlarımızı da birbirine bağlayacağız. Kars-Tiflis yolu açıldı. Açıldı ama Sivas'tan Kars'a gidiş yok. Gidiliyor isterseniz 50 kilometreyle gidiliyor, bir şey değil, böyle falan değil. Rantabil değil. Azerbaycan'a gittiniz, benim son görev yerim Azerbaycan'daydı. Azerbaycan'a gittiniz, şeye kadar, Bakü'ye kadar gidersiniz, oradan güneye Astara inersiniz. Ondan sonra yok İran'da, 178 kilometre yol yoktur. Demir yolu yoktur. Bunların da hepsinin tamamlanmasında eğer ilgili ülkeler yapmıyor ise aracı olacağız. Başka çare yok, bu bizim ulusal çıkarımız. Tekim Astara Raşdolu yapılmak hazırlıkları yapılıyor. Özbekistan Türkmenistan arası işler acısı. Ama Derya Nehri üzerinden Salla geçiyor. Ben Salla nasıl ticaretim? O da gündüz saatlerinde. Gerekirse işte iş adamısınız. Yapın. İki tane köprü yaparız oraya. Altı ayda biz onun maliyetini çıkarırız. Şeylerini çalıştırırız. Gümrük kapılarını çalıştırırız. Çıkarırız. Türkiye bu konuda bölgenin en tecrübeli ve en becerikli. Kimseyi küçümsemek için söylemiyorum ama bölgenin en tecrübeli ülkesiyiz. Ve bizim çıkarımız bu. Yoksa Kazan, Türkmeni falan değil, bizim çıkarımız. Boru hatları, bu projeye boru hatları da enerji de dahildir. Kuşak yolu enerji de dahildir. Çin öyle uygun gördü. TAPİ projesi var. Türkmen, Özbek, Afgan, Pakistan, Hindistan. Doğalgaz boru hattı projesi. Türkmenistan'ın bir firmamız aldı, yapıyor. Özbekistan'da alabiliriz. Afganistan'dan hiç kimse geçemez Türk'ten başka. Hiç kimse orada görevi yapamaz. Ben Afganistan koordinatörlüğü yaptım diyelim. Afganistan'da bugün iş yapabilecek iki ülke İran ve Türkiye'dir. İran durumu müsait değil, biz yaparız. Apara, Çin'den alırız. Var banka mı? En son bir sene önce Çin Asya Kalkınma Asya Kalkınma Bankası'nın başkanıyla konuştuğumda dedi ki para var, bir tek Türk iş adamı gelmedi dedi. Acele etmezseniz para bitecek, ona göre dedi. Bakın projeyi nereden bulacağız diyeceksiniz. İşte size 6 tane proje, Orta Asya projeleri. Bunların hepsinin fizibilitesi yapılmıştır. Hepsinin fizibilitesi vardır. Tamamen girişimcilik. Dünyanın ikinci girişimci müteahhit ülkesiyiz ama yokuz. Niye? Bilgi eksikliği. Farkındalık eksikliği. Eleştirmek için söylemiyorum. Bilmediği yere nasıl gitsin iş adamımızı alıp götürmek lazım. Sabahleyin Sayın Başbakan Yardımcımız da söyledi.
Asya'da bu proje çerçevesinde yapılacak olan, yani bu girişim çerçevesinde yapılacak olan karayolu 47.100 kilometre, demir yolu 36.800 kilometre, lojistik 14 lojistik merkez yapılacak. Ve yapılıyor da, bu paralar harcanıyor ama biz yokuz. Küçük küçük işlerde ancak. Yani bunu çok daha ciddiye almamız lazım. Türkiye'nin ikinci önceliği de budur, ikinci sıradayız. Yılda 800 milyar dolar harcanıyor. Proje biraz küçük şey yapıldı. Dünya Bankası rakamlarına göre bu girişim maliyeti 24 ila 28 trilyon dolara çıkacak 2050'ye kadar. Ha, zaman var deniyor, zaman var ama koşalım. Bizim çocuklarımıza bir iş kalsın. Yani hemen şey, acele etmeyelim değil, acele edelim. Yılda 800 milyar dolar, bunun %5'ini alsak iyi alırız. Ha, Orta Asya'da iş yapabilir miyiz? Şimdiye kadar yaptık, niye yapmayalım? Bugün Afganistan dediğimiz, küçümsediğimiz, ki ben küçümsemiyorum, pazarda 3 milyar dolarlık iş hacimiz var. Ha, demek onu yapıyorsak yaparız. Batılı, Alman, İngiliz, Fransız yapıyorsak biz de yaparız. Çin'de iş yapmak zor, hayır değil. Biz de yaparız, biz alışkınız bu işte. Çin'in iyi tarafı, ortaklığı açıktır, teknoloji paylaşımında açıktır, bir de satış sonrası hizmeti açıktır. Şunu size satar, biraz sonra gelir memnun musun diye sorar, herkese ilgili sormasın. Ne eksiği var, düzelttim diye sorar. Yani zorluklara zaten alışkın bir sektörümüz var, müteahhitlik sektörümüz var. Ulaşım sektörümüz işte, o neyle her gün sıkıntı çekiyor, her gün araziler. Ama daha fazla işbirliği yapmamız lazım. Benim vereceğim mesajlar, evet, mesela Çin'le dediğim gibi lojistikte maliyet yüksek. Avrupa'nın 4 veya 6 misli bugün doğuya göndereceğiniz mal size Hollanda'ya göndereceğinizden 4 veya 6 misli daha pahalıya mal oluyor lojistik açısından. Demir yolu anlaşması yaptık Çin'de. Dolayısıyla ve karayolu anlaşması da yaptık. Dolayısıyla kamyon boş dönmeyecek, dolu dönecek. Ama burada bir karşılığı da var. Hazırlıklı olmamız lazım. Rekabete açık olacağız. Türk iş adamı oyunu açılırsa rekabet edebiliyor. Demir yolu anlaşması yaptık. Bunların uygulanması lazım ama kimse ilgilenmiyoruz. Maalesef siyaset dünyamızda iş politik nedenlerle komşularımızdaki sıkıntılarla buna vakit bulamıyor. Onun için zorlayın. Bana kalırsa sizin eliniz etkin kuruluşların temsilcilerisiniz, sahiplerisiniz. Siyaset dünyamızı zorlayın. Ama öncelikli olarak bu orta koridor hasar geç. Önümüz açık olması lazım. Bugün Amerika ile İran'ın arası yeniden açıldı. Zorlarsa, zorlama tedbirleri alırsa, İran'dan geçmeyeceksiniz derse, ki 2019'da söylediğimizi reddettik. Daha da zorlarsa, İran'dan geçmeyeceksiniz derse ne yapacağız? Asya'ya nasıl gideceğiz? Günde 15-20 kamyon bilemediniz, 100 kamyonu geçirebilirsiniz Hazar'dan. Hiçbir şey bizim için. Şeyden, yılda 2000 zaten, Novorossiysk. Hadi 4 gün çıkalım, yine hiçbir şey. Yolumuzun açık olması ve bizim kontrolümüzde olması lazım. Türkiye'nin kontrolünde olması lazım, Türk sektörü. Bu düşmanlık dostu falan değil, ulusal çıkar. Ve herkes de bundan yararlanır. Lars Kazbeki yolu mesela, şeyde o ne diyeceği arkadaşlar bilirler, Gürcistan'da, Tiflis'ten kuzeye çıkarsanız Rusya'ya geçmek için. O kadar dar bir boğazdan geçiyor ki, kamyonlarımızın brandaları yırtılıyor. Tamam şimdi Rusya'yla aramız çok iyi, öyle saygı dedim, verdiği demişler artık, can ziyare korkusanız. Alalım izinleri yetkileri, çünkü orada Güney Ossetya'ya gidiyor, hassaslar. Yolu biz yapalım. Çünkü yolu biz kullanıyoruz. Bizim çıkarımıza, başkasının yolunu da biz yapalım. Biz onun maliyetini defalarca çıkarırız. Bunlardan çekinmemek lazım. Nerede ne eksikler biz yapalım. Bu nedenin Akdağ Limanı'nın arkasında yaptığı bir lojistik merkezi var. Yetersiz. Destek olalım, genişletelim. Lojistik merkezi çok önemli. Yine aynı şekilde Bakü'de Alat Limanı'nın, ben biliyorum birkaç defa gittim, arkasında kendimize tahsisli Trieste benzeri bir yer tutmamız lazım mutlaka. Her zaman orada 200-300 çekicimiz olması lazım. Ki konteyneri orada bırakalım, gemiyle, rolo ile karşıya geçirelim, çekicinin o paperwork olmasın, bürokratik işlemler olmasın. Karşı tarafta da yine kendi çekicilerimizle alalım.
Nasıl ki Trieste limanını çok etkin kullanıyoruz. Hele son zamanlarda treni olduğu gibi kaldırıp düşünün. Trieste'den Avusturya'ya verse günde iki sefer uygulayabiliyoruz. Bu dereceye geldik. Tulon limanını etkin kullanıyoruz. Tulon limanında %50'si bizim kontrolümüzde, kiramızda. Bunu mutlaka Asya'da yapmamız lazım. Yapmazsak geri kalacağız. Geri kalırsak, işte Sayın Başbakanımız Sabahın söyledi, ticaret refah getiriyor. Refah, ülkemizin en çok ihtiyaç gördüğü şey, milli gelir artışı. Benim vereceğim bölüm biraz daha çarpıcı oldu belki ama şeyler bunlar, bilgiler bunlar, rakam çok, yapılacak işler çok. 300 megabyte database'im var fakat sıkışıp yere gidemiyoruz. Çünkü gündemde birinci sırada değil bu maalesef. Niye? Can, hedefi 2049'da var Allah kerim. Değil halbuki. Geç kalırsak geçeceğiz. Geç kalırsak kaybedeceğiz. Dediğim gibi kısaca özetledim, çabuk çabuk konuştum. Mesela şu projeler, bunların hepsinin fizibilitesi var. 6 tane karayolu demiryolu lojistik projesi. Asya, hepsi Asya'da. Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası'nın onayladığı projelerdir. Bu kimse göremiyor. Ki bunları bir kısmını alsak zaten yıllarca bizi meşgul eder. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçi'ye çok teşekkür ediyorum. Çok akıcı, somut, çok sorunları saptayıcı ve bu sorunları saptarken de kendi içerisinde nasıl bir yol takip etmemiz, çözüm bulmamız gerekir, onları da aslında o cevapları da içkin bir sunum yaptınız. Öyle bir iki dakika önce bitirdiniz. Harika. Dolayısıyla soru cevaplar iki dakika fazlanız var. Şimdi Sayın Büyükelçinin konuşmasından benim çıkardığım iki sonuç var. Ben kendisine dedim ki Türkiye'ye bu girişimi nasıl yönetiyor? Anlaşılan bu üzücü bir durum. Konuşmacılar da değindi. Bu girişimin muhtelif boyutları var. Çok yönlü. Finans, altyapı, ticaret, kültürel boyutlar. Yani yalnızca burada biz ağırlıklı olarak tabii iş dünyasıyla beraberiz bu boyutlara girildi ama kültürel boyut. Bu alandaki işbirliği çok önemli. Çünkü Çin'le Türkiye arasındaki temel sorunlardan biri de birbirimizi tanımıyoruz. Birbirimizi anlamıyoruz, açıklayamıyoruz. Buna çok ihtiyaç var. Ve bu projenin kültürel ayağı buna imkan sağlayacak fırsatlar sunuyor. Ortak girişimler, burslar, karşılıklı değişim programları vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin bu girişimi yönetmede bu çok yönlü, yani Altyapı Ulaştırma Bakanlığı, Finans diyelim ki Maliye Bakanlığı, Ticaret Ekonomi Bakanlığı, Kültürel İşler birçok bakanlık, Politika Bölümü Dışişleri Bakanlığı, tamam. Diyelim ki bunlar hepsi üzerine düşeni yaptılar. Bir orkestra şefine ihtiyaç var. Yani düşünün ki kemancı başka bir eser çalıyor, öbürü başka bir eser çalıyor. Bir merkezi eş güdüm birimine ihtiyaç var. Thank you.
soruları cevaplarınız için. Yani sorularınızı düşünmeyin, katkılarınız da bekliyoruz. Dediğim gibi söz alan konumuz kendisini birlikte kısaca tanıtır ve akabinde de soruyu hangi konuşmacıya yönelttiğini belirtirse organizasyonumuzu daha hızlı yapabiliriz. Buyurun Sayın Başkan. Sorun daha doğrusu haddim olmayarak Zeynep Bilgisayar kuruşma Sayın Gao Şenlen'le yapılacak. Buradakiler herkes diyor ki Türkiye'de iş adamı dediğimiz zaman, ticaret dediğimiz zaman Kayseri'nden bir numara. Bunu kabul ederiz. Uluslararası alanda da hem bu seviyede Thank you.
Şöyle, kısa bir değerlendirme yapmak izni de vermiştiniz. Ondan sonra sorumu yöneteceğim. Şimdi efendim, Türkiye ile Çin arasında geçtiğimiz Mayıs ayında devlet başkanının imzaladığı karayol anlaşması, ulaştırma anlaşması oldu. Sonra biz Çin'e giderek kotaları konuştuk. Türk araçlarının Sincan bölgesinde sınırlı olmak üzere gibi büyük alanlarına izinler verildi. 30 bin seferlik bir taşıma hakkımız oldu. Kaldı bizim Kazakistan'da her yıl yaklaşık 8 bin aracımız gider. Bunların yaklaşık %80'i boş dönüyor. Dönüşte Rusya'ya Ukrayna'ya yük bulmaya çalışır. Oysa Kazakistan'ın Çin sınırında Almatya'ya 400 km mesafede Batı'ya gelmek için nereden Çin malları var. Bu izin de aslında Türkiye Çin taşımaları hayata geçecek başlayacak. Ancak şunu söyleyeyim. Başlık kuşak ve yol girişimini Türkiye'ye olası ettiği. Efendim Çin, Batı'ya 8 haftada ulaşmak yerine 2 haftada ulaşmaya çalışıyor. Buradan şunu söylemek istiyorum. Lojistik imkanlar aslında ülkeler arasındaki ticaretin kapsamını belirliyor. Çin, 8 hafta yerine 2 haftada Çin'e geldiğinde ihracat pazarını belki 2'ye katlayacak. Nasıl? Şu anda işte moda ürünleri satamıyor örneğin. Çok ciddi tekstil satmasına rağmen Batı'ya moda tekstili satamıyor çünkü 8 haftada yolda geçiyorsanız zaten moda da yürüyor size yolda. Ancak 2 haftada geldiğinde artık Çin'in Batı'ya satacağı tekstil ürünlerinin profili değişiyor. Yani pazarı büyüteceğiz. Buradan bakarsak Türkiye şu anda 3 milyar dolar satıp 23 milyar dolar bu işte. Ancak bu ticaret de şu anda Türkiye ile Çin arasındaki lojistik imkanlar belirli. Şu anda 20 tonluk bir tırın yükü gemiyle gönderirseniz 1000 dolar, uçakla gönderirseniz 25 bin dolar. 1000 dolar gemide ancak 40 gün, 25 bin dolar, işte 5 gün. Öyle yükü var ki Türkiye'nin 40 günlük yolda geçeceği vakti yok. Sedresi meclisi. Öyle yükü var ki 25 bin dolar verecek parası yok. Bu parayı verirse Çin'de tezgahta yer bulamaz. Yani biz ticaret taşıma modunu ucuzlatıp hızlandırırsak aslında bu ticaretin içeriği de değişecek. Bizim açımızdan çok ciddi bir fırsat doğuyor. Şimdi gelelim etkili. Türkiye 150 milyar dolar ihracatın yaklaşık 70 milyar doları Batı'ya ve bunun da yaklaşık %50'si Türkiye'deki yerleşik Batılılar yapıyor. Türkiye'ye bir firma kurmuşlar, Siemens, Bosch, Fiat vesaire, Türkiye'nin ihracatı. Şimdi dünyanın en büyük ihracatçısı Batı'ya daha kısa süre ulaşacak. Birinin tekstilcilere haber vermesi lazım. Bir şeyler değişiyor. Otomatiklere haber vermesi lazım. Şimdi 2 hafta gelmeye çalışırken bizim 3 günlük yolu 10 güne çıkarmakla meşgulüyoruz. Şu anda Bursa'da, Sakarya'da benim bildiğim çok ciddi otomotiv ve tekstil firmaları Balkanlara taşınmaya başladı. Ağırlıklı olarak lojistik sebepleri. İstihdam sebepleri de var ama sendikal sebepleri de var ama lojistik sebepleri. Çünkü biz kapı değil, iki günde üçünü de açıyoruz. Sorum şu. Efendim, başlığa dönersek, Çin'in kuşak yol projesi ve diğer projelerde 2 haftada belki daha kısa sürede Batı'ya ulaşmasının Türkiye olası ettiği, aynı pazara mal satan Türk ihracatçısı olası ettiğinin birisi çalışmalıdır. Tekstil olan etkisi konusunda ben sizin yorumlarınızı alıyorum. Teşekkür ederim. Tekstil sektörü alın. Sizin. Benim tekstil sektöründe konuşmaya ben kendimi yetkili saymam. Özellikle tekstilde uzmanlıktan ziyade Türk tekstilinin Batı pazarındaki en büyük rekabet gücünün Çin ürünlerine göre çok daha hızlı gitmesi olarak söylüyor. Şimdi o hız farkı ortadan kalktığında yani maç itibaren olası etkiler bu etki bağıra bağıra geliyor. Şimdi şöyle yapalım. Beyefendinin sorusunu not aldık. Tesis sektörü arasından tüm ihracat sektörü. Batı'ya satılan bütün mallar. Başka bir soru var mı efendim? Buyurunuz. Zafer Hocam, bir reis üniversitesinin profesör doktor, üniversitesinin başkanı. Umut Bey özellikle bir soru sormak istiyorum. Orta koridorla ilgili ben çizim dediğiniz bir harita var. Orada iki tane nokta. Bir, Çandarlı dediniz. Çandarlı'nın mevcut durumu, Çandarlı bölgesinin sit alanı olması, portalın haritalarında manevraya müsaade etmemesi,
Hemen arkasındaki limanın draft açısından yetersiz olması konularını incelediniz mi? Özür dilerim. Diğeri de hali hazırda uluslararası ticaret anlamında çıkış kapınız olarak değerlendirdiğiniz Mersin Uluslararası Limanı'nı iş iddia ettiniz. Teşekkür ederim. Yani tamamen de ve artık
ürünlere üretimlerin yapılmaları, örneğin Amerika'nın Çin'de mal üretimleri teknikleri kalmayacak çünkü robotlar da zaten Amerika'nın üretimini yapabilecekler ve paraların tüketim kadarının yakın olduğu bir yerde zaten hem üretilecek hem de tüketimi yapılacak. Ulaşım maliyetleri de o durumda çok büyük bir sorun olmaktan çıkmayacak. Yani benim de öyle bir öngörümde var esasında bu ucuz iş gücü maliyetlerin düşük olduğu yerlerin önemini daha da alacağı yönde. Bu konuda Mehmet Bey'in görüşlerini merak ediyorum. Çok teşekkürler, çok değerli katkılar geldi, sorular geldi. Bir beş dakika içerisinde toparlayabilirsek, ben sizden başlayarak görünüz lütfen. Teşekkür ediyorum. Kısacası yani biz de şimdiden zaten bu kuşak ve yol girişimi, bu stratejik hedeflerinin yanı sıra dünyanın en büyük ticaret pazarı olan Avrupa Birliği'ne bağlanma amacıyla önce başladıklar. Dolayısıyla bu yolu 8 haftadan 4 haftaya kadar ilerleyen 32 kentte bugün 35 Avrupa kentine bağlanmış vaziyette temel hedef oydu. Aynı zamanda Körfez bölgesinde Afrika'ya ham maddelerinin enerji kaynaklarının olduğu bölgeyi bunlarla da en şirketleri tanrı bulup dediler. Dolayısıyla Çin Rusya üzerinden gelen iki hafta Pakistan üzerinden gelen hattın amaçlanan bir tanesi de yine bu Malakka derken dedikleri Malakka Boğazı'ndan geçişi denizci kurumun tehditlerini alıştanlığı yönelik getirdi. Yani bu tamamen Çin 2020'ye dönük barışçı yükselişi ve dünya ekonomisi ile eklemlenmesi stratejisinin bir parçası. Bunu da okumak lazım. Burada biraz Ahmet Bey'in de dediği gibi dalıncı keseri gibi Çinler daha çok tabii kendilerine kesiyorlar bunu haklı olarak. Win-win çok fazla şu anda olmadı birçok yerde. Yani Pakistan'da harcanan 55 milyar dolar, Afrika'da harcanan bunca para, Orta Asya'daki yapılar bunların hepsinde Çinli firmaların rolü %85-%90 civarında. Hem mühendislik firmaları, hem yükleniciler, hem getirilen ham madde, hem iş gücü. Dolayısıyla Çinlilerin eğer gerçek anlamda win-win ve karşılıklı bağımlılığı artırma stratejisini uygulayacaklarsa yerel muhtevaya daha fazla ağırlık vermesi lazım. Paranın maliyeti Çin'de de ucuz değil sanıldığı kadar. Orada oldukça yüksek. Diğer bir husus teknoloji konusu çok önemli bahsetmiş olduğunuz. Hem yapay zeka hem dijitalizasyon sayesinde ki bu konuda Amerika ile Çin arasında ciddi bir teknoloji savaşı var. Amerikan teknoloji firmanın almasını engelliyor. Bu konudaki rekabet giderek daha da gelişecek. Dolayısıyla artık Çin'in böyle fotovoltaik güneş panelleri üretmesi, sadece araba üretmesi, makine, tekstil bunlar rekabetin asıl unsurları olmaktan çıkıyor. Teknoloji, katma değeri yüksek alanlar artıyor. Burada da ulaşım maliyeti çok fazla önem taşımayacak. Şuna katılıyorum. Tekstil sektöründe, camda ve başka alanlarda görüyoruz ki Çin'in kısa sürede Avrupa piyasalarına girmesi bizim üzerimizden ve dışımızdan neyse sürenin azalması bize olumsuz etki edecektir. Çünkü Türk ihracat firmalarının en büyük avantajlarından bir tanesi çok kısa sürede mallarını teslim etmeyidir. Çin'in maliyetlerinin artması, iş gücü maliyetleri çok çok arttı. Çin'deki enerji maliyeti arttı. İklim değişikliği, çevre standartları giderek yükselmeye başladı. Bu itibarla maliyetler artık eskisi kadar rekabet edebilir değil. Çin de bunu gördüğü için zaten kalkınma stratejisini değiştirdi. İhracata kalkmadan yavaş yavaş iş tüketime ve çevre ülkelere yayılmak. Çünkü yeni iş alanları yaratmak zorunda. Bir de şuna kısaca değineyim. Avrupa Birliği ile bizim aramızdaki ilişkiler önümüzdeki dönemde iyileşmezse ve bu gümrük birliğinin modernizasyonu yani sanayi ürünlerine ilaveten tarım ve hizmetler sektörü dahil edilmezse ki ben iki hafta önce Berlin'deydim, Almanlar bu konuda çok katı davranıyorlar. Gümrük birliğini hatta terk edip serbest ticaret anlaşmalarına yönelim diyorlar. Bu tabii bizim açımızdan çok ciddi sorunlar yaratabilir. Çünkü Türkiye'nin AB ile eklemlenmiş olması, gümrük birliği içinde olması, bunu modernize ediyor olması Çin'le ilişkilerde bize çok büyük avantajlar sağlayabilecektir. Hem ucuz üretim üstü haline gelirse, hem lojistik merkezi olması, kredi limanı, bizdeki limanlar. Diğer önemli bir husus, son olarak söylemek istediğim, Avrupa Birliği ile ABD'nin
bakışı Çin'e son derece farklı. Tıpkı Rusya'ya bakışının farklı olduğu gibi. Batı artık Çin'e aynı gözlükten bakmıyor. ABD, Pentagon'un son ulusal güvenlik raporunda da gördük ki mevcut üstünlüğünü, askeri, ekonomik üstünlüğünü, okyanuslardaki üstünlüğünü devam ettirebilmek için, uzaydaki üstünlüğünü devam ettirebilmek için Çin'in önüne kesilmesi gerektiğini düşünüyor. Trump'ın izlemekte olduğu strateji, sabah uyanıp tweet attığı şeyler değil, onun arkasında ciddi bir, Trump'ta olmasa bile Pentagon'da ciddi bir beyin var. Bunu iyi görmek lazım. Stratejik olarak Çin'in önünü kesilmesi lazım. Amerika'nın başlattığı Quad girişimi var. Avustralya, Hindistan, Japonya ve ABD'yi içine alan. Bu Çin'i çevreleme stratejisi. Hindistan'a çok az değindik. Hindistan belki Çin'i geçecek belli alanlarda. Özellikle hizmet sektöründe son derece güçlü. İmalatlar olmasa bile. Amerika muazzam destek veriyor. Japonya muazzam destek veriyor. Hatta eğer bulursanız Tom Clancy'nin bir kitabı var. The Bear and the Dragon. Onu lütfen bir okuyun. Üçüncü Dünya Savaşı'nın nasıl çıkabileceğini anlatan bir kitap bu. Avrupa Birliği ise Çin'in nihai durağı. Özellikle malların, hizmetlerin gelmesi konusunda. Rotterdam Limanı'na kadar ulaşacak iki haftada. Çin kentleriyle bağlanmış vaziyette. Ama artık Avrupa Birliği'de de görüş değişmeye başladı. Özellikle Çin, AB'nin intikamını bozacak bir şekilde 16 artı 1 girişimi başlattı. 16 Avrupa, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkesiyle ortak bir girişim başlattı. Bu biraz Brüksel'i bypass eden, sübvansiyonlar sunan, cazip imkanlar sunan bir girişim. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, diğerlerinde bu sorun yarattı. Dolayısıyla Batı Çin'e tek bir gözlükten bakamayacak. İngiltere Brexit dolayısıyla çıktıktan sonra Çin'le ayrı bir anlaşma yapacak. Çin'in amacı da gerçekleşmiş olacak. Karşısında büyük kitlevi bir Batı olmayacak. Tek tek İngiltere ile, Türkiye ile, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile, geri kalan AB ülkeleriyle çalışmaya devam edecek. Bazen böyle iletişim kazaları ya da iletişim de açıklık olmuyor. Ben 5 dakika derken çok konuşmacılar için düşünmüştüm ama iyi oldu gerçi Mehmet Bey'in ilk sunumunda bu Batı perspektifi şey kalmıştı, biraz zayıf kalmıştı. Onu tamamlayan imkanı oldu. Ben zaman kalsaydı size şunu soracaktım. Bu proje, yani bu projenin de ötesinde Çin'in bu yükselmesi Avrupa Birliği üzerinde çözücü bir etki, yani bir süreci var, çözülme süreci var ama onun daha da çözücü bir etki yaratır mı acaba diye soracaktım. Onu artık dışarıda soracağım. Diğer konuşmacılarımızın yöneltilen sorulara zaman ayırması gerekiyor. Sizin söylediğinizin devamı, Mehmet Bey zaten değindi. 16 artı 1 Kasım sonunda Avrupa Birliği'nin yaramaz çocuğu Orban, Macaristan Başbakanı ile onun liderliğinde Çin'den bir mutabakat ultrası imzaladılar. Bu da Peşte Belgrad demir yolu için 2.7 milyar dolar. Sanırım 290 kilometre falandır. Ama ona karşılık da bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Sarayevo ile Belgrad arasında bir karayolu anlaşması, karayolu inşaatı için uzlaşıya vardı. O birlikte bir toplantı vardı. Ben bir firmamı saracağız üzerine oraya katıldım. Yani imkanlarınız var. O kadar da rekabetin karşısında zayıf duracak durumda değiliz. Şimdi tabii Fatih Bey'in söylediği bu tekstil konusunda falan piyasalar gidiyor. Yani tekstil sektörü doğuya kayıyor. Ya modernize olacaksınız, ya Batıların yaptığı gibi yavaş yavaş tekstil değil de tekstil makinesi, tekstil teknolojisini falan onları geliştireceksiniz. Yahut da başka çare yok. Çin'e rekabette dayanmak zor ama bizim Avrupa Birliği ile Mehmet Bey'in söylediği gibi ilişkilerimiz daha yakın olsa zaten o zaman o sıkıntımız da olmayacak. Adam 5000 kilometreden gelip bizim sınırımızdan geçip Avrupa'ya ulaşıncaya kadar bizim zaten anlaşmamız lazım. Ama bizim gümrük bilgiye anlaşmamız da tam uygulanmıyor ki. Siyasi sıkıntılar var. Şimdi bizim bir de önemli bir denge unsurumuz Asya'da. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Kars-Tiflis Demiryolu'nun açılışı döneminde Türkmenistan yoktu. Türkmenistan temsil edilmemişti. Niçin? Çünkü Türkmenistan'la Azerbaycan arası açık.
O ikisi aynı masada bir araya getirdik ancak Türkiye'dir. Bugün Fergana Vadisi'nde DH yayılmış durumda. Tacikistan, Kırgızistan falan oraya da girer ancak bizim sözümüz geçer. Hatta tarihi nedenlerle Çin'den daha fazla geçer. Pakistan ve Afganistan arasındaki sınırlarda Taliban'la bizim ilişkilerimiz çok daha iyidir. Yani bunları da kullanmamız lazım. Kullanıyoruz da zaten. Kullanıyoruz da bu İpek Yol Projesi, Yol ve Kuşak Projesi çerçevesinde daha fazla kullanmak lazım. Bir de yine Kiev'de geçen ay bir Financial Times'ın düzenlediği toplantıya katılmıştım. Batılı uluslararası finansman kuruluşlarının kurallarını artık değiştirmeleri lazım. Çok riskli, çok riskli olarak. Aksi takdirde ellerindeki para ellerine kalacak. O paraların sahipleri de onlara soracaklar. Benim paramı ne yaptın kardeşim, kullanmadım diye. Zamanında nasıl ki Dünya Savaşı'ndan sonra değişti çok kurallar. Yeni şartlar oldu. Bundan sonra aslanın şartları olunca. Uluslararası finansman kuruluşları, bunlar biraz kızlar yani söyleyince, hep de Çin'de de bir toplantıda söylemiştim. Artık kendilerine Asya'nın şartlarını uyduracaklar. Riske alışacaklar. Siyasi risk var. Bilmem Çin'in baskısı var şu an. Oturup konuşma, anlaşacaklar. Başka çare yok. Farkındalık nasıl oldu? Hatta iyi danışma tutacaksınız. Umut Bey gibi Çin'i bilen, Çin'i bilen, Asya'yı bilen, sadece Çin'i değil, Asya'yı bilen. Bugün eğer gidebilirseniz Badakşan'da demir yol projesi var. Vahan Vadisi'nde, Pakistan'ın kuzeyi ve Afganistan'da. Müthiş para, %500, %600 kar kazanırsınız ama iyi danışmanlısınız. Türkiye'de var. Türkiye'de herkes danışmanlık yine ama iyi danışmanlık. Başka çare yok. Yani danışmanlık firmalarınızın hepsinde hepinizin var. Birileriniz var. Çoğunu biliyor. Bir işe yaramıyor ki. Oturup toplantılara katılıp paradan alıp gidiyorlar. Bunun geliştirmesi lazım. Türkiye'de ayrıca da siyasi danışman. Yani danışmanlık firmaları sadece ekonomik siyasi danışman. O ülkeyi gün be gün takip edecek. Hangi bakanın, kusura bakmayın, hangi günlüğün rüşvet aldığını bilecek ki siz onu verebilirsiniz. O işe alırsınız. Bu iş böyle. Artık buna döndü. Bilmem o ülkede. Hangi bakanın hangi karısı, bilmem ne kumar borcu var onu bileceksiniz. Hangi sizin karısı bilmem ne yapmış. Bakın Malezya'da eski başbakan, ben orada görev yaptığım için gidelim. Karısı da bilmem eskiden de bu işleri yapardı. Bunları takip edecek danışman firmaları kuracaksınız. Danışmanlar açacaksınız. Buradan uzaktan yönetimle olmuyor. Bu nasıl ki genel motorda bilmem Şerif'te bilmem şuydu buydu Amerikalılar yapıyor. Öyle yapmak lazım. Uluslararası oynuyoruz artık. Uluslararası kurallara göre oynayacağız. Bunları takip edeceğiz. Burada etik yok. Burada çıkar var. Limanlarımız, limanlarda tabii şey sadece liman diye bakmamak lazım. Material olur. Yani demir yolu karayolu, demir yolu hava yolu, karayolu demir yolu. Bu şekilde bunlar hep tek başına artık kullanılmıyor. Mesela Kartepe iyi bir örneğidir. Kartepe içeride ama deniz kenarında. Kumport, FİBA onun için o kadar büyük fiyata sattı. Gayet iyi bir şekilde aldı sıfırdan o hale getirdi. Ha, Pire Limanı'nı çok büyütmeyelim. Eğer Pire'yi çok ucuza aldı Çin'den, 2.6 milyar dolar aldı. Yunanistan'ın ekonomik krizinden yararlandı. Ama Pire'den sonra karayolu da zordur, demir yolu da zordur. Onları kuruncaya kadar eğer acele edersek biz rakip oluruz. Çandarlı'dan bahsetti. Çandarlı'da tabii Danıştay'da sınırı var. Çandarlı'nın şeysinde zannedersen tam güncel değilim ama Dalga Kıran'ını devlet yaptı. Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Limanı hala başlatamadılar. Buyurun. Teşekkürler. Son olarak Umut Bey size kısa bir yanıt verirseniz ben de bir şey söyleyeyim. Evet. Kapatalım artık. Zahir Hocam çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Bana daha açıklama fırsatı verdiniz. Öncelikle Hazarbörd'deki yazınızdan çok faydalandım. Onu söyleyeyim. İkinci olarak haritaya, benim çizdiğim haritaya baktığınız zaman orada üç liman var. Bir, Azerbaycan'ın Bakü Limanı. İki, Kazakistan'ın Aktao. Ve üç, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı. O da yeni geldi çünkü 2 Mayıs'ta Türkmenistan'daydık hatta biraz da birlikte. Orada açılış vardı. 1,5 milyar dolara Çalık Holding limanı yapıyor, büyütüyor daha doğrusu. Ve orada kendi gözlerimizle görebildiğimiz kadarıyla işte 3 devlet başkanı 3 kere konuştu falan aynı gün içinde.
kuşak ve yol ismini kullanmamakla birlikte bu konuda çok ciddiler. Mersin Limanı şu anda kullanılıyor olsa bile kuşak ve yol eğer Türkiye'de hızlı trenden ayrılıp şu anda olduğu gibi yani Bakü Tiflis Kars'tan ayrılıp normal konvansiyonel trenle Mersin'e binip oradan yeniden gemiye yüklenip falan o olmaz. Yani uzun vadede zaten vizyonumuz o değil. Uzun vadedeki vizyonumuz tren yoluyla, direkt tren yolunun özellikle de eksik kalan kısmı olan Sivas-Kars, sanıyorum o 790 kilometre falan, Sivas-Kars'ın yapılması 210-220 kilometrelik halkalı Kapıkule'nin yapılması ve böylelikle Türkiye için de limana şey olmaması, ihtiyaç olmaması, yani Türkiye'de hızlı tren vasıtasıyla bunun geçmesi. Ama yine de sorunuzu cevaplayayım. Çandarlı Limanı'na geldiğimizde Hayri Suat Akar, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı'dır. Pekin'e geldi. Bu konuları yetkililerle, Çinli yetkililer, özellikle hızlı tren için geldi o. O vesileyle konuştuk. Yani ilk şey açıyorlar. Kimse açtıkları şeye yani kazan olmuyor ilk seferinde. Çünkü Çandarlı ile ilgili onun dediği sorun şu. Altyapısının yüklenici firma yapmasını istemişler. Altyapı ile kastım ulaştırma altyapısı. Fakat diyor bir tarihi daha açacağız ve bu sefer ulaştırma altyapısını devlet yüklenecek. O şekilde Çinlilerin buna katılacağından ümidimiz yüksek. İkincisi Mersin dediğim gibi yani gelecek orada değil. Yani gelecek hızlı trenle Türkiye üstünden gitmesinde. O yüzden çok şey yok orada. Araştırması. Yani araştırmaya değecek çok şey yok. Çok teşekkürler. Sizi gördüm ama kusura bakmayın, hayli geciktik. Efendim? Buyurunuz. Çok. Geçen hafta Tesadüf Atina'dan bir elemanı gördüm. Gerçekten çok büyük bir gördüm. Çok hoşuma gitti. Ama aynı gün akşamında otelin bahçesinden Selanik limanına bakıyordum. Bomboştu. Bir özelleştirdiğinde sürecin başladı ya da bittiğini duydum. Ben de çok büyük bir imkan var. Oraya çıkıyorum. Oraya çıkıyorum. Bomboş ve bütün Balkanlara aldım verirken karayoluna çok büyük ihtiyaçlıyım. Ben bomboş bulmam burada. Teşekkürler. Çok mersi. Çok kısaca söyleyeceğim. Bana soru yönelten arkadaşımız isminizi şey yaptım. Hani kusura bakmayın. Evet. Ben hani ticaret adamı olmadığım için Fatih Bey, acımasız bir rekabet var. Piyasa ekonomisinin mantığı ezip geçmeye dayanır. İkincisi, ülkeler arasında bir hiyerarşi var. Yani gücünüz, iktisadi gücünüz, politik gücünüz, askeri gücünüz neyse, uluslararası alanda da o kadar belirleyici olursunuz. Dolayısıyla bu belki hani Çin'in kuşak yol girişimi ve Türkiye'yi olası etkileri, buradaki etki tabii pozitif bir anlam içermiyor. Hem pozitif hem negatif. Yani fırsatlar, tehditler elbette çok şey değiştirecek. Size rekabet gücünüzü ortadan kaldıracak. Piyasa ekonomisi öyle bir şey. Ha o zaman ne yapacaksınız? Tekstildeki avantajınızı kayıp mı ettik? Tekstil üretiminizi ya dönüştüreceksiniz, ya başka alanda, ya başkasının yapmadığı bir şey yapacaksınız. Kolay bir iş değil ama ticaret riskli bir iş. Dolayısıyla ekonominizi, üretiminizi değiştireceksiniz. Çin onu yapmaya çalışıyor işte. O açıdan bizim bu Mali Hesap Uzmanları Vakfı'na bu listeyle ben de çok teşekkür ediyorum. İş dünyamızı, öncelikle bürokrasimizi, siyasetçimizi, herkesi çok yakından ilgilendiren bir şey var, projeler bütünü. Ve A ülkesine, B ülkesine, C ülkesine kızgınlığın da bir anlamı yok. Sistem böyle iş. Sistemin bu kurallarına göre ya devam edeceksiniz ya yön değiştireceksiniz. Ben tüm konuşmacılarımıza çok değerli katkıları için çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. İşin içinde olan
yalnızca teorik çerçevesiyle değil, işin içinde olan ve sorunları ortaya koyan çok değerli katkı sundu konuşmacılarımız. Size de çok teşekkür ediyorum. Çünkü sorularınızla, efendim, mevcut katkılarınızla konuyu daha da derinlemesine öğrenme fırsatımız oldu. Mali Hesap Uzmanları Vakfı'na ve onun değerli yöneticisi Sayın Eren'e ve bu panelin organizasyonunda gerçekleşmesine çok önemli katkısı olan yönetim kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Nevzat Saygıoğlu'na ve tüm ekibe, bu organizasyonda emeği geçen tüm ekibe ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Umarım hepimiz geldiğimizden farklı bir zihinle buradan ayrılmış olalım. Elbette hayırdır. Optimist, evet, olumlu, her zaman olumlu bakmak zorundayız. Her şeyinizi kaybedebilirsiniz, hiç önemli değil. Her şeyi sıfırdan başlayabilirsiniz. Sıfırdan başlayan iş adamlarımız burada çoktur herhalde. Ama umudunuzu yitirdiğiniz zaman her şeyinizi yitirmişsiniz. Sıfırdan başlama imkanınız kalmamıştır. Geleceğe olumlu bakmak zorundayız. Ama yalnız bu bakışta yeterli değil. Gereğini hep beraber yapmak zorundayız. Umarım ve dilerim önümüzdeki dönemde hem Türkiye için hem de dünyanın geleceği için, çünkü çok zor bir evreden geçiyoruz. Açıkçası dünya nereye doğru evriliyor? Ben çok iyimser değilim o konuda. Yani gördüklerim bana iyimser olmamam gerektiğini söylüyor ama elbette yine iyimser. Evet. Efendim, hepinize iyi günler diliyorum.